Türkiye'nin ilk internet spor kanalı Class Sport TV ekranlarından hepinize merhaba. Ankara amatör futbolunun konuşulduğu tek program Spor Ankara başlıyor. Yorumlarınızla programımıza siz de katılabilirsiniz. Facebook ve YouTube yayın ekranı üzerinden atacağınız yorumlar ve aşağıdaki hashtag üzerinden atacağınız tweetler programcılarımız tarafından yayında paylaşılacak. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler. Class Sport TV'den herkese iyi geceler. Murat Kandazoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz bir Spor Ankara programında yine birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Class Sport TV ekranlarında konuşulmayanları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Teknik direktör Taner Öcal, Ankara ve Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Taner Öcal bizimle birlikte. Sevgili hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Murat Başkanım size de bir merhaba diyelim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Yine İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yine dop dolu bir program olacak. Tabii Taner hocamla çok şeyler konuşacağız. Türk futbolunu konuşacağız. Ankara futbolunu konuşacağız. Dünya ve Türk futbolunu masaya yatıracağız. Aradaki farkları konuşacağız. Altyapıyı konuşacağız. Çünkü hocam tüm dünyayı yakından takip eden çok başarılı teknik adamlardan biri. Bunun yanında Ankara'daki gelişmelere kısa da olsa her hafta olduğu gibi değinmeye devam edeceğiz. Özellikle amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar, destekler, gelişmeler her zaman bu ekranlarda yer almaya devam edecek. Programımız dop dolu olacak diyorum ve başlayalım diyorum. Evet, Türk ve dünya spor tarihinin, güreş tarihinin çok önemli bir ismi. Yaşar Doğu'nun ölümünün 59. yılında Cebeci askeri şehitliğinde andık. Aramızdan ayrılalı tam 59 yıl oldu. Gerçekten Türk güreşi için, Türk sporu için son derece önemli bir isim. Ankara için son derece önemli bir isim. Samsun'da doğdu ama askerliğinden sonra tamamen yaşamı Ankara'da geçti. Ve özellikle Ulus, İsmet Paşa Uzun Yol Sokağı çok önemli bir karargahtı Yaşar Doğu için. Orada 1948 Dünya Olimpiyatları sonrası aldığı 20 bin lirayla bir ev alıyor Yaşar Doğu. Ve Yaşar Doğu orada bir antrenman bahçesi, bir katını lokanta, bir katını da yatakhane yapıyor. Tüm Türkiye'yi dolaşıyor, nice şampiyonlar yetiştiriyor. Tam 10 olimpiyat şampiyonu, 21 dünya şampiyonu yetiştiriyor. Bunun yanında tabii Avrupa şampiyonları, Türkiye şampiyonları, Hüseyin Akbaş,
Mustafa Dağıstanlı, Ahmet Alkış, Tevfik Kış, Hamit Kaplan, İsmet Atlı, İbrahim Karabacak, Mahmut Atalay saymakla bitmeyecek. Gerçekten Cebeci Şehitliği'nde çok güzel bir anma vardı. Yaşar Doğu'dan stajla bahsettiler. Dolayısıyla genel müdür yardımcılarımız oradaydı. Ömer Altınsoy, Süleyman Şahin, Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Cebi oradaydı. Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonu Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık oradaydı. Sevenleri oradaydı. Dolayısıyla oğlu Profesör Doktor Gazanfer Doğu da oradaydı. Şimdi Yaşar Doğu'yu hakikaten bir kez daha saygıyla, sevgiyle analım. Bu değerleri de unutturmayalım. Sizlerle Yaşar Doğu'yla ilgili düşüncelerinizi de alacağım ve programı daha da genişleteceğim. Özellikle sevgili başkanım, İsmet Paşa'da çok güzel bir evi vardı ama o ev yıkıldı. Kentsel dönüşüm projesiyle kayboldu. Yani oraya bir şeyler yapmak gerekirdi. Müzelerin açılması lazımdı. Güreş teknesinin yapılması lazımdı ama bugüne kadar hala bu yerine getirilmedi. Ama Samsun'da doğduğu köyde Güreş Müzesi açıldı. Ben hemen Murat Başkanıma Yaşar Doğu ve Türk Sporu, Türk Güreşi diyeyim. Ondan sonra da Taner Hocam'la devam edelim. Evet, öncelikle Taner Hocam hoş geldin demek istiyorum. Kendisine de antrenörlük yaşantısına başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Yaşar Doğu, tabii ki 59. ölüm yıldönümünde anmak, unutmamak, unutturmamak çok önemli. Çünkü bu değerler kolay yetişmiyor. Bu değerleri biz yok sayarsak ve bunları hatırlatmazsak Türk sporuna, Türk güreş camiasına bir tarafımız eksik kalır ve dolayısıyla gelecekten çok fazla umutla bahsedemeyiz, söz edemeyiz. Dolayısıyla tabii ki Yaşar Doğu'nun Türk güreşinde önemli bir yeri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir anlamda da Türk güreşinin belli bir noktaya gelmesinde o yıllarda çok önemli çalışmalara imza atmış. Az önce de ifade ettiğiniz gibi. Yani almış olduğu 3-5 kuruş parayı İsmet Paşa'da bir ev alıyor. Onun altını lokanta yapıyor. Üstünü misafirhane yapıyor. Arka bahçesini spor salonu yapıyor. Keşke kentsel dönüşüme kurban gitmeseydi de efendim orayı güzel bir müze haline dönüştürebilseydi. Çünkü neden müzeye dönüştürülmesi gerekir diye belki soracak olabilir bizi izleyenler. Şimdi bazı değerler vardır. O değerler o sporun gelişmesinde önce olmuşlardır. O branşın gelişmesinde önce olmuşlardır. Dolayısıyla Yaşar Doğu da güreş için çok önemli bir isim olduğunu biliyoruz. Böyle bir müzenin yapılmasını ve oradaki asıl verilmesi gereken mesajı yerinde vermenin çok daha doğru olacağını ben düşünüyorum. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan da seslenmiş olalım. Yaşar Doğu'nun, Doğu'ya ait olan o evin aslında uygun şekilde yapılarak bir müzeye dönüştürülmesi Türk güreş açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü güreşe başlayacak olan genç kardeşlerimizin o müzeyi gezdirmek ve orayı ziyaret etmelerini sağlamak, orada alacakları mesaj şu olsa gerek. Yani bu kadar güreşe sevdalı bir insanın Türk gençliği için yapmış olduğu fedakarlığı gözlerine görmelerine sebebiyet verecektir. Onun için de bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu konuyu tekrar bir gözden geçirmesini de önemli rica ediyorum. Evet, şimdi Yaşar Doğu'nun Kavak ilçesi Karlı köyünde bir müzesi var. Dilerim Ankara'da çok yaşanmışlıkları var. Hocam, Yaşar Doğu ile ilgili sizden de birkaç söz almak isterim. Tabii atasporumuz olan güreşin efsanevi isimlerinden. Her ne kadar biz doğmadan önce vefat etmiş olsa da onun bıraktığı izler hala devam ediyor. Kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Olimpiyat, Balkan, dünya şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonlukları getirmiş bir kişi. Onu her duyduğumuzda saygımız bir kat daha artıyor. Rahmetle ve sevgiyle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Konular çok
fazla özellikle 13-17 Ocak tarihinde Ankara'da tarihi bir buluşma var. Ankara'da Türk sporu masaya yatırılacak. Başta da Türk futbolu masaya yatırılacak. Çok önemli bir çalıştay düzenlenecek. Spor kulüpleri ve federasyonları Türk sporunun sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışacaklar. Tam 5 gün sürecek bu. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu açılış ve kapanışta konuşmalar yapacak. Bunun yanında özellikle Çalıştay'ın ilk iki günü Türk futbolunun sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Bunları değerlendireceğiz. Ama şöyle Taner Öcal'dan da bir başlamak istiyoruz. Bir girişte yapmak istiyorum. Tabii ki hocam. Hocam, ilginç bir teknik adamsınız. Yani gerçekten çok birçok takımda, at yapılarda, okul futbollarında, Avrupa'da ve dünyada futboldaki gelişmeleri takip eden bir teknik adamsınız ama bunun yanında da 2019-2020 sezonu sizin için çok enteresan. Belki Türk futbolunun bazı acı gerçekleri de buradan başlayacak. Kırşehirspor'da şampiyonluğa oynayan bir takım yaratıyorsunuz. Yani ilk yarıyı sanırım 5. sırada, 6. sırada tamamlıyorsunuz. Liderle aranızda 6 puan var ve İşinize son veriliyor mu diyeyim, neler yaşanıyor? Özellikle Kırşehirli hemşerilerinize bir mesajınız olacak. Onlar da merak ederler, ekranlardan sizi gördüler. Ondan sonra devam edelim. Kısaca bir Kırşehir değerlendirmesi izleyelim. Bu ne anlama geliyor hocam? Şu anlama geliyor, özellikle Türkiye'de antrenörlerin kaderi bu. Hani başarılı olsanız bile burada istikrar olmadığı süre içerisinde maalesef kalıcı olamıyorsunuz. Ama burada tabi bazı şeyler değinmek lazım. Özellikle Kırşehir Belediye Başkanım Sayın Selahattin Ekecioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sayın Yönetim Kurulu'na da teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5-6 aylık bir çalışmamız oldu. Biz anlaşırken proje olarak biz anlaştık ekibimle birlikte. İlk sene işte kümede kalıp ligi tanıyalım. Daha sonraki senelerde de hedef oynayan bir takım kurmak hedefimiz. Ama iyi çalıştık. Çok karakterli bir takım oluşturduk yönetimle birlikte. İyi gittik. En az 3-4 hafta lider olduk. Hep playoff'un içerisinde olduk. İlk 3-4 arasında olduk. Ondan sonra devre arasından sonra yönetim benimle çalışmak istemediğini söyledi. Tabii ki bazı konular vardır ama yıllardır bu işin içinde olduğum için kol kırılır yerin içinde kalır. Biz de biçimimizi atıyoruz. Ama burada gerçekten ben de kim bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Özellikle çok iyi bir takım kurduğumuzu, iyi bir aile ortamı oluşturduğumuzu ve bunda da büyük payın futbolcular da olduğunu söyleyebilirim. Çok karakterli futbolcu kardeşlerimiz vardı. Yıllardır bu işi yapıyorum. İlk defa bu kadar bir takımı sahiplenmiştim açıkçası. Ama olmadı. Bunu çok da konuşmanın bir anlamı yok ama ileriki saatlerde en azından teknik direktörlerin neden bu tür sıkıntılar yaşadıklarını paylaşabiliriz. Onun dışında özellikle Kırşehirspor halkına ben ve ekibimde sahiplendikleri için çok teşekkür ediyorum. Özellikle o stadı doldurduklarında onların vermiş olduğu ambiyans, gitmeden önce de bunları biliyordum zaten. Müthiş bir futbol sevgisi var Kırşehir'de. Allah yollarını açık etsin. Biz şöyle teknik adamız, bizim gibi teknik adamlar diye söyleyeyim. Biz bıraktığımız ve ayrıldığımız takımlardan veya görevimize son verildiği takımlardan bizden sonra da başarılı olmasını istiyoruz. Umarım bizden çok daha iyi başarılı olurlar. Çünkü özellikle o oyuncu grubu bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Allah yollarını açık etsin. İnşallah ikinci yarı iyi bir sezon geçirirler. Biz de iyi dileklerimizi iletelim ama hakikaten bir soru işareti var kafalarımızda. Bunu ilerleyen dakikalarda aslında Türk futbolunu, Ankara futbolunu konuşacağız. Sevgili başkanım, 13-17 Ocak tarihi bir gün. Biz çok çalıştaylar, açık oturumlar yapan bir milletiz ama biz 13-17 Ocak'ta başkent Ankara'da masaya yatırılacak Türk sporu için büyük heyecan duyuyoruz. Siz de çok büyük heyecan, özellikle amatör spor branşları ve federasyonları, özellikle olimpiyat yılı olması nedeniyle bu çalıştayla ilgili neler söyleyeceksiniz Murat Başkanım? Şimdi tabii Ali abi sen yıllardır bu çalıştaylara katılmışsındır. Ben de zaman zaman katılma fırsatı yakaladım. Önemli bence projeler, önemli çalışmalar. Çünkü yani önünüze bir problemler yumağı var, sorunlar yumağı var. Bunların
çözülmesiyle ilgili de yani o camiada bulunan akil insanların veya görüşü ve düşüncelerine değer verdiğiniz kişileri oraya toplayarak onlardan fikirlerini alıp bir sonuç bildirgesi ortaya çıkartıyorsunuz ve bunu da Türk spor adına, Türk futbol adına ilerleyen dönemlerde de efendim hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu güzel bir çalışma. Burada Sayın Bakanımıza, Sayın Spor Genel Müdürümüze ve emeğe geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyoruz. Çünkü yani spor dediğimiz zaman ülkemizin en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Sporu sadece bir sportif faaliyet olarak bir yarışma, yarışmacı bir kulüplerin yarışmacı yarıştıkları bir alan gibi değerlendirmemek lazım. Bu ülkemizin bir gerçeğidir. Türk gençliğinin bir gerçeğidir. Bütün dünyada kabul edilen bir gerçektir spor. Ve bununla ilgili de tabii ülkemizde bir takım gerek futbolda olsun gerekse diğer amatör branş olsun sorun ve problemlerinin olmuş olduğu noktalarında tartışılması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması doğru bir yaklaşım. Ben tabii ki 13-17 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan çalışmayı önemsiyorum. Efendime söyleyeyim tabii ki ilk iki günün futbola ayrılacak olması önümüz biliyorsunuz ki Türk futbolunda çok ciddi problemler olduğunu bütün basından takip ediyoruz. Yani zaman zaman biz de burada bunları masaya yatırıyoruz. Ama bunların çözülmesi için de bir çalıştığa ihtiyaç vardı aslında. Yani nasıl bir projenin ortaya çıkmasına ihtiyaç vardı. Bunlar da tabii çalıştaylarla ortaya çıkabilecek çalışmalardır. Bunu ben önemsiyorum. Tabii ki yine olimpiyat yılına girdik. Olimpiyatta da tabii biliyorsunuz sporun tap noktasıdır. Ve evet. Burada da ülke olarak çok ciddi yatırımlar yaptık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, spor bakanlarımızın, bugünkü ve geçmişteki olan tüm bakanlarımızın çok ciddi bir spora yatırımları söz konusu. Ve dolayısıyla bununla karşılığını bir şekilde alınması lazım. Alınması için de yani bizim olimpiyatlara hakikaten çok güçlü ve kuvvetli gitmemiz gerekiyor. Ama tabii ki Türk sporunda da zaman zaman federasyon başkanlarının tabii şikayetlerini, seslenişlerini biliyoruz, duyuyoruz. Ama bunun da yine ifade etmek gerekirse yine bu çalıştayda mutlaka bir karşılık bulacaktır. İşte asıl konuşulması gereken, asıl tartışması gereken nokta orasıdır. Yani ekran önünde, efendime söyleyeyim işte beyanatta vererek değil, oradaki gerçek düşüncenizi, gerçek fikrinizi orada söyleyerek işte sonuç bildirgesi bunu dahil ettirmektir, kabul ettirmektir işte. Buradadır asıl mesele. Bunu buradaki bütün federasyon başkanlarımızın, spor adamlarının, gazetecilerimizin, efendim söyleyeyim bu işin paydaşlarının herkesin orada fikrini beyan etme zamanıdır. 13-17 Ocak tarihleri arasında. Ve bunu da inşallah ilerleyen dönemlerde bu sonuç bildirgelerini inşallah hep beraber alırız. Takip edeceğiz. Bakacağız. İzleyicilerimizle paylaşacağız. Tabii ki bize de düşen bir konu varsa biz her zaman Türk Spor adına da buradayız zaten. Bunu da zaten hep ifade ediyoruz. Ama mutlaka çözüm odaklı olması lazım. Yani bu konuşulanların mutlaka gerçek hayatta sorunların önce masaya yatırılması, tespiti, ondan sonra da çözüm tabii, önerileri. Çözüm önerileri üzerinde durulması lazım ve bunun da hayata geçirmesi lazım. Yani hayata işte bakanlıklarda, işte spor federasyonlarında bunu uygulanır bir hale dönüştürmesi lazım. Evet, başkanım size tekrar döneceğim ama Taner hocamla artık yoğun bir Türk futbolu, Ankara futbolu hocam çok hüzünlü demeyeceğim ama hoş bir ayrılık olmamış. Evet. Mutlaka sizin çok farklı duygular taşıdığınızı biliyorum ama şunu da biliyorum. Türk futbolu için çok kafa yoran bir teknik adamsınız. Estağfurullah. Biz nerede hata yapıyoruz hocam? Biz eğitime değer vermeyerek hata yapıyoruz. Bizler bilgiye değer vermemekle hata yapıyoruz. Bizler günü kurtarmak adına hatalar yapıyoruz. Bizler uzun vadeli planlar yapmayarak hata yapıyoruz. Bizler gelişim çağındaki çocukları iyi yönlendirmeyerek hata yapıyoruz. Hatalarımız çok. O kadar çok hatalarımız hocam, var. Hocam bahsedelim. Bahsedelim. Çözüm önerilerinizi hocamın, de dinlemek hocamın istiyorum. Hocamın tespitleri çok, çok güzel. Çok doğru tespit. Ama bence de şunu söylemek lazım hocam. Bazen diyoruz ya hani kol kırılır yen içinde kalır diyoruz ya. Evet, doğru bir cümle. Ancak bazı gerçekleri söylemekte de fayda var diye düşünüyorum. Lazım. Ama bunu tabii
insanları germeden, insanları kırmadan, dökmeden ama fikir bazlı, proje bazlı bunları da hayata koymak lazım diye düşünüyorum. Bilemiyorum yani, yanlış. Hocam buyurun, siz gerçekten Türk futbolunun her Ankara Gücü'nde, Hacettepe'de, Gençler Birliği'nde, okul futbolunda, her yerde oldunuz, eğitiminde oldunuz. Türk futbolunun her şeyiyle dertlendiniz. Dolayısıyla Türk futboluna katkı sunacak çok önemli fikirlere sahip bir teknik adamsınız. Yani Klas Spor TV ekranlarından da bunu paylaşmak hem ülkemizin sporuna hem gençliğine büyük katkı olacağı kanaatindeyim. Ya tabii başkanlığı düşündüm. Biz kol kırılı yön içinde kalıyoruz diyoruz ama gerçekten bunca saydığımız takımlarda teknik direktörlük yaptım ekibimle birlikte. Fakat buradan ayrılmak bizi çok üzdü açıkçası. Çünkü iyi bir ortam yakalamıştık. Başarıyı da en az 3-4 transfer yapıp bu başarıyı da yakalayabilirdik ama olmadı. Ha, bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ama tabii ki gerçekleri bir şekilde ortaya sunup bunların çözümlerini bulmak lazım. Bir defa ülkemiz futbolunda... Futbolu çok seviyoruz bir defa. Çok peşinden çok koşuyoruz. Tabii. Ama burada... o derecede netice alamıyoruz. Tribünlere bakıyoruz. Devamlı tribünlerden bir kaçış var. Ekonomik değer olarak hak ettiğimiz karşılığı alamıyoruz. İstihdam olarak, sosyal boyut olarak alamıyoruz. Almamız da gerekiyor. Nerelerde hata yapıyoruz hocam? Ya şimdi hükümde bir sistemsizlik sorunu var zaten. Evet. Bir sistem yok. Şimdi Almanya'ya baktığınız zaman Hollanda, işte İspanya, İtalya hepsinin kendine özgü bir futbol şeyi var, sistemleri siz var. Siz gidiyorsunuz yurt dışına da devamlı. Geçen senede Dortmund'a davetliydim. 10 gün gittim. Ondan önce Eindhoven'a gittim. PSV Eindhoven'a. Hocam oralardan da paylaşacaklarım var. Tabii yani çok var da yani buraya geldiğimiz zaman maalesef burada hiç düşündüklerimizi sahaya da veya gerçeğe koyamıyoruz. Koyamadığım için de sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Bunun sebebi de günübirlik başarılar, sonucu endeksli başarılar, işte takım kurmadaki sıkıntılar. Düşünsenize takımı siz çalıştıracaksınız ama takımı başkası kuruyor. Kurmazsa sen gidemiyorsun takıma. O zaman diyorsun ki seninle çalışmam diyor. Çalışamıyorsun bu sefer de. Çok enteresan şeyler oluyor. Ha, bunun yüzünden ben teknik arkadaşlarımı yargılamak istemiyorum. Ben de dahilim bunun içerisine. Hani bizler de bu birikimlerimizi, bu enerjimizi, bu bilgimizi yapmak için bazı şeylerden toleranslar vermek zorunda kalıyoruz. Bunlar bizi üzüyor mu? Üzüyor açıkçası. Ben o konuda çok duygusalım açıkçası. Yani... Hocam altyapıya, özellikle altyapı çok önemli. Evet. Amatör futbol bizim için çok önemli. Kesinlikle. Orada yaptığımız hataları ve sizin tespitleriniz çok önemli. Şimdi, amatör futbol çok önemli. Biz yeterince bugüne kadar bunun farkına varmayan bir ülkeyiz. Aynen. Yani zaten amatör olmazsa üst taraf olmaz ki. Amatör bütün sporların altyapısı. Evet. Altyapıda iyi şeyler yapacaksınız ki üstte elit sporcular çıkarabilirsiniz. Maalesef bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Şimdi altyapılarda bakıyorsun mesela Avrupa'da kendi altyapısına yetişen oyuncu oynatmada bir sonuncu durumdayız. Mesela bakıyorsun İspanya %22 kendi altyapısına yetiştirmiş ve A takımında oynayan bir oyuncu. Bakıyorsunuz Fransa %18, Almanya %14.1, İngiltere %10, en düşüğü İtalya %8.9. Bize bakıyorsunuz yok. Yani düşünün şimdi Hollanda 18 bin nüfusu 1 milyon futbolcu şeyi var. Lisansı var. Bakıyorsunuz Fransa 67 milyon, 2 milyon lisanslı futbolcu sayısı var. 81 milyonlu Almanya'da da 7 milyon futbolcu lisanslı futbolcu sayısı var. Aslında Çalıştay'ın konulardan bir tanesi de bu olmaz. Mutlaka. Evet yani şimdi yani. Özellikle federasyonda çalıştığım dönemde hani bunlara çok ya okul futboluna da bulundum ben şimdi. 2009 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir protokol imzalandı. Protokolün de amacı şuydu, futbolun okullara indirgenme kapsamında. O zaman 81 yılından futbol ilk koordinatörü seçildi. Ben de onların başkanı oldum. Çok güzel çalıştaylar yaptık, güzel toplantılar yaptık. 200 bindi o zaman nüfusu, lisanslı amatörle dahil Türkiye'deki lisanslı futbol sayısı 200 bindi. O dönemde bir sene içerisinde yaklaşık 400-450 bin civarına getirdik biz okullara indirgeyerek. Ama ne oldu? Bizim en büyük sıkıntımız devamlılıkta şey yok. Yani insanlar değişebilir ama devamlılıkta sıkıntımız var. İşte bizler gittik bu sefer kapandı orası. Şimdi tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Okullara girme, şunu tekrar söylüyoruz arkadaşlara. Yani başımızdaki insanlara da söyleyelim. Bu işi okuldan başlamazsanız bu işin başarı getirmesi çok zor. Okullara indireceksiniz. Bunu Milli Eğitim de elini taşın altına koyacak. Özellikle eğitim sisteminde bu eğitim sistemini öncelikle bir daha gözden geçirmek zorundalar. Çünkü şimdi bakıyorsunuz yapılan araştırmalarda özellikle Avrupa ülkesi olarak kendimizi adlandırıyoruz. Avrupa ülkesinde
obez grubu en çok olan biziz. Gençlik genç çağdaki 13-17 yaş grubundaki gençlerin %12'si 13'ü obez yetiştiriyor bize. Niye? Eğitim sistemi buna izin vermiyor. Şimdi bakıyorsunuz mesela işte yurt dışına gidiyoruz. Başkanım 2 gün okulda yarım günü boş bırakıyorlar ve herkes kendi başarılı olduğu branşlarda yönlendiriyor. İşte futbol, voleybol, basketbol, futbol gibi branşlara yönlendirip yetenekleri de alıp kulüplere, elit gruplara yapıyorlar. Bizde öyle değil. Şimdi özellikle büyük şehirde bu çok sıkıntı. Büyük şehirde çocuk 3-4'te okuldan mı çıksın, antrenmana mı gitsin, beslenme yok, şimdi hocam, yatma uyku yok. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii Sayın Spor Buyurun. Bakanımızın ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar var. Milli Eğitim Bakanlığı protokoller var. Evet. Bu protokoller neticesinde birazcık bu konularda düzenlemeye girildi. Ve sanıyorum önümüzdeki günlerde yani bahsetmiş olduğumuz evet. meselelerin kökten çözümüyle ilgili hem Spor Bakanlığı'nın hem Futbol Federasyonu'nun ve diğer federasyonların ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışması var. İnşallah bunlar kısa süre içerisinde neticelendirilir. Ayrıca İnşallah. Tabii yine Futbol Federasyonu içerisinde iki tane amatör sporun içerisindemiş, amatör futbol için gelmiş iki tane yönetim kurulu üyesi var. Birisi Sayın Spor Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Baykan ve Türkiye Amatör Spor Konfederasyonu Sayın Ali Düşmez Başkanımız orada bulunmakta. İnanıyorum ki işte bu kısa süre içerisinde, bu dönem içerisinde, bu yeni futbol versiyonunun görev süresi içerisinde mutlaka bu konular ele alınacaktır. Mutlaka o bahsetmiş olduğunuz çalışmaların efendime söyleyeyim tekrar gözden geçirilecektir. Biz de bu ekran aracılığıyla, Class TV aracılığıyla bunu da ifade etmiş olalım. Evet. Çünkü az önce vermiş olduğunuz rakamlar hakikaten inanılmaz rakamlar. Evet. Yani altyapıdaki işte oranlara bakıyorsunuz, çok ciddi oranlar. Evet. Sporcu sayılarına bakıyorsunuz, futbolcu sayısına bakıyorsunuz, ciddi sayılar, rakamlar. Dolayısıyla biz 82 milyonluk bir ülkedeyiz ve bizim ülkemizdeki şu anda lisanslı sporcu sayısı özellikle futbolda belki 400-500 binler civarında. Bu rakam son derece düşük ve son derece az. Ve bunların belki de birçoğu da aktif olmadığını düşünüyorum ben. Evet başkanım. Bununla alakalı bir çalışma yapılmasında fayda var. Az önce bahsettik ki işte Spor Bakanlığı'na inanıyorum ki belki de bu konular sanıyorum gündeme gelmiş olmalı ki işte sizin gibi çok değerli teknik adamların işte basının efendime söyleyeyim spor adamlarının tabii talepleri üzerine bu çalıştır herhalde gerçekleştirecek olacak ki bu sorunların tahmin ediyorum üstesinden gelinecek diye umuyoruz. Olması gereken de bu zaten. Ben, hocam altyapıdan da devam edelim. Çünkü siz altyapıya ve okul futboluna çok önem veren bizim. Yani biz 82 milyon olarak bizim çocuklarımız yeteneksiz değil. Kesinlikle. Yani demek ki bizim gurbetçilerimiz gidiyor. Avrupa'nın çok ünlü takımlarında oynayabiliyor, forma giyebiliyorlar. Yani sıkıntı nereden kaynaklanıyor hocam? Ya sıkıntı adamcılıktan başlayalım. Yani altyapı düşünün. İşlenmemiş bir altını alıyorsunuz. Ve birine veriyorsunuz. İşlenmemiş altın kime verilir? İşin ehline verilir. Evet hocam. Ama biz en acemi insana veriyoruz. Yetenekli çocuk getiriyoruz, yetenek gelişimini sağlayamıyoruz. Beslenme sıkıntı, psikoloji var. Okul futbol bir işbirliği yok. Kulüp okul işbirliği yok. Evet. Okul aile birliği işbirliği yok. Yani bunların hepsini bir bütün olarak yapmamız lazım. Altyapıda gerçekten çok değerli gençlerimiz var. Yani bizim çocuklarımız kesinlikle yetenekli. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Mesela benim zamanımda özellikle sokak futbolu projesi de yapmıştık biz. Özellikle Ankara'da Selçuk Dereli de vardı bizim ekibimizde. Yani çocukları sokağa indirmemiz lazım bir şekilde. Oyun oynatmamız lazım. Alanlar yaratmamız lazım. Yani düşünsenize 2 metrelik kare içerisinde 10 tane çocuk ne yapabilir ki? Yani bu çocuklara oynayacak, daha doğrusu hani futbolcu olur olmaz veya sporcu olur olmaz o dönemdir ama bu tür çocuklarımızın enerjilerini atacak ortamlar sağlamalıyız. Evet. Çünkü öyle kötü gençlik geliyor ki maalesef bunu söylemek zorundayım bir eğitimci evet. olarak. Evet. Sorumsuz, kişilere karşı gayet kabaca davranan, saygısızca davranan bir gençlik geliyor yani. Hiç şey değil. Ben mesela beden eğitim öğretmenliği de yaptım. Biz öğretmenimizi gördüğümüz zaman önümüzü yüklerdik. Şimdi ben okula giriyorum, bakıyorum kılık kıyafet hak getire. Birisi yırtık kotla gelmiş, biri bir şemineyle gelmiş. Yani bu tür şeyler, bu sorunlar bence altyapının tamamen sporun içine girerek söyleyeyim. Bizler altyapıya verdiğimiz çocukların işlenmemiş altınları ehli insanlara vermemiz lazım. Bunlar kimdir?
üniversitedeki eğitimcilerdir. Artık uzun yıllar futbol oynamış, işin mutfağında çalışan insanlardır. Bunlar kimdir? 50 yaş üzeri insanlardır. Biz altyapıya en deneyimli, en bilgili en insanlara vermeliyiz. Ama çok genç antrenörlere de emanet ediyoruz biz çok. Bu da bir gerçek. Hocamın dediğine katılıyorum. Yani birazcık bu anlamda yani tabii ki futbolun patronu Futbol Federasyonu. Kesinlikle. Dolayısıyla yani buradaki birçok konunun da biz tabii ki fikir bazlı söyleyebiliriz. Düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Tabii. Ama mutlaka Futbol Federasyonu'nun da amatör futbolla alakalı yeni bir politikanın geliştirmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Ne gibi? Altyapıyla ilgili mesela bunu kulüplerle bir araya gelip çalışıp efendim bu çalıştaylarda mutlaka kulüp bünyesinde çok deneyimli, yıllarını vermiş olan teknik adamları kendi bünyelerinde bulundurarak altyapının başına koymak, onların kuracağı ekiple bu işe devam etmek. Mesela örnek verecek olursak Ankara'yı ele alalım. Ankara'da bir Ankara Gücü Gençler Birliği, Süper Lig'de oynayan takımlarımızın veyahut da işte 1. Lig'de oynayan takımlarımızın mutlaka Ankara Amatör Spor Camiası'nın, Amatör Futbol Camiası içerisinde bulunan en az işte 10 tane, 15 tane her ilçede bir tane pilot spor kulübüyle, futbol kulübüyle bir anlaşma yaparak pilot kulüp anlayışını geliştirmesi lazım. Şimdi burada yapılacak olan yapıyorlar çalışma, mı bunu derseniz? Ben Ankara'da buna rastlamadım. Ama bunu biz öneri olarak sunmuş olalım. Buradaki bizim Ankara Gücü Gençler Birliği'ne, Osmanlı Spor'a, Hacettepe'ye ve 11 tane bizim profesyonel takımımıza bunu söylemiş olalım. Galatasaray, Beşiktaş, Ankara'da bu tür okulları açabiliyorsa. Şimdi okul başka bir şey. Bak Ali abi, okul başka bir şey. Bakın, daha pilot takımda. Okul başka bir şey. X mesela atıyorum bir tane semt kulübü. Mamak bölgesinde. Atıyorum Altındağ bölgesinde. Atıyorum Çankaya'da. Atıyorum işte Sincan'da falan. Oradaki Ankara Gücü, oradaki semt kulüpleriyle anlaşacak. Pilot takım anlaşması yapacak. Hem o kulüplere destek verecek, hem de onların altyapısından çocukları, yetenekli çocukları kendi bünyesine katacak. Yani burada hem oradaki kulüpleri biz beslemiş ve onlara destek vermiş olacağız, hem de Ankara Gücü'ne, altyapısına ve A takımına futbolcu yetiştirmiş olacağız. Dolayısıyla Türk futboluna oyuncu yetiştirmiş olacağız. Ve oradan da hepsi işte Fenerbahçe'ye gidebilir, Galatasaray'a gidebilir, Trabzon'a gidebilir. Bu olması gerekir. Bunu gençler de yapması lazım. Bunu Osmanlı'da yapması lazım. Bunu Keçiören'de yapması lazım. Yani siz bugün transfer dönemindeyiz ve çok ciddi rakamlarla işte yabancı transferleri yapıyoruz. İşte yerli oyunculara çok ciddi rakamları ödüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Biz sadece günümüzü kurtarıyoruz. Yani bir teknik adam geliyor, işte hocam yaşamış bu olayı. Yani 5 yıllık sözleşme demiş, yani bırakın 2 yıllık sözleşme imzalamış, 6 ay zor tamamlamış. Yani yarın ne olacağı belli değil. Ama bunu yapabilmek için... Ama bu ülkenin bu acı gerçekleri. Ama acı gerçekleri. Bunlardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Kurtulmamız gerekiyor abi. Bunun için de... Uzun vadeli planlar, bakın, programlar yapmamız gerekiyor. Hocam, bununla alakalı da bizim işte bu projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. İşte bu sistemi kurmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ha burada başta Futbol Federasyonu ve kulüp başkanı, Futbol Federasyonu burada kalkıp da bir X takıma hükmedecek durumda değil. Ama bunun olması noktasında işte bu çalıştaylar konusunun bir tanesinde bu olması lazım. Hocaya bir soru yöneltebilir miyim bu arada? Sizin bununla ilgili ben bununla ilgili daha söyleyeceklerim var ama önemli bir tespit. Önemli bir tespit. Hocam da hem Gençler Birliği'ni hem Ankara Gücü'nü çok yakından tanıyan ve içinde bulunmuş camiaların Hacettepe'sinde. Hocam ne kadar kullanıyor Ankara Gücü ve Gençler Birliği Ankara'yı? 6 milyonluk bir başkentten bahsediyoruz. Ne kadar kullanıyorlar? Kullanamıyoruz. Şimdi başkanım dediği gibi yani hizmeti ayağa götüreceksin biraz. Ya biraz fedakarlık yapacaksınız bu işte. Yani bu işte dediği gibi yani semtsel kurup, pilot okulları kurup oradan hizmeti daha sonra oradan seçen elitleri merkeze götüreceksiniz. Şimdi bakıyorsunuz, örnek veriyorum. Şimdi Gençler Birliği'nde 1200 tane futbol okuluna gelen öğrenci var. Kaç tane öğrenci çıkıyor bunun içinden yetenekli? Evet. Yani çünkü ekonomik yönde iyi olanlar oraya geliyor. Yetenekli olup da ekonomik yönde sıkıntı olanlar kendi içerisinde kalmak zorunda kalırlar. Yani o 1700-2000 tane öğrenciden atıyorum alacağınız anlaşmalı pilot spor kulüpleriyle beraber orayı yönlendirirsiniz. Tabii, hem o çocuklar mağdur olmamış olabilir. Evet. Hem sizin göremediğiniz oyuncu da orada ortaya çıkabilir. Tabii, yani bunun tabii. Yapılması lazım. Yapılması lazım. Yani biraz burada fedakarlık ve dediği gibi başkanım bir sistem lazım burada. Yani bir çalışmak lazım. Yani bizim huyumuz şu.
Hep başkalarından bekliyoruz, hep olur diyoruz, işte bu bana yeter diyoruz. İşte demin dediğiniz işte Çalıştay, Çalıştay'ın anlamı nedir? Çalıştay da demin başkanım dedi, bir proje ortaya koyarsınız, bu projenin altyapısı altını doldurursunuz. Çalıştay'ın amacı odur. Neyi, ne şekilde, nasıl ve nereye kadar yapabiliriz? Örnek veriyoruz, Ali Öcal gittiği zaman, Murat Başkan geldiği zaman işin devamlılığı sürecek mi? Bence sıkıntı orada zaten yani. En önemlisi. En önemlisi. Şimdi ben yaşadım. Biz 5 yıl yaptık. 5 yıl yaptık ve 100 tane futbol ikonları 81'den seçildi. Hepsi de çok yetenekli. Ama devam etmeyen bir proje. Proje bitti. Arkadaşlar okullara döndüler. Tamamen bitti. Şimdi düşünün 2013'ten sonraki amatör spor da dahil lisanslı futbol sayısı ne kadar artmış mesela? Yok mesela. Çok cüzi. Şimdi şimdi hocam tabii çok önemli bir konuya değindi. Yani tabii bunun araştırması mutlaka yapılacaktır da. Ama yani biz hep diyoruz ya, şimdi eleştirmek çok kolay bir şeydir, evet, biliyorsunuz. Evet. Yorumlamak da kolay bir şeydir. Yani burada biz saatlerce bir konu hakkında yorum yapabiliriz. Efendim biri eleştirebiliriz. Ama burada biraz şunu yapmamız lazım diye düşünüyorum sevgili abicim. Biz de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz fikir vermek lazım. Biraz işte proje projeyi ortaya koymak lazım. 6 milyonluk bir kentimiz var diyoruz. Hı-hı. Gençler Birliği gibi 110 yıllık bir kulübümüz var diyoruz. Sorunu tespit ediyoruz. Cumhuriyetle yaşıt bir Gençler Birliğimiz var diyoruz. Ama biz hala düşünün. Sivas kadar ses getiremedik. Düşünebiliyor musunuz? Evet. 600 bin nüfuslu bir kent şu anda Süper Lig'i ilk yarısını lider bitirmiş. Tribünlerine bakıyorsunuz. Yani tamam hocam biz fikirlerimizi, düşüncelerimizi izlediniz ama bu sorunları ortaya koyuyoruz. Yani bunlar diyoruz ki bunlardan, bu rakamlardan bir şeyler çıkarın. Bir şeyler anlayın. Şimdi Gençler Birliği 4000 kişi oynuyor ortalamayla. Ankara Gücü, yıkıyoruz ortalığı, evreni yakıyoruz, bakıyoruz 9000 kişi. Yani burada bir yanlışlık var, bir eksiklikler var. Yani biz yeterince 6 milyonluk kentten daha çok futbolcu çıkması lazım. Yani onları da ortaya koyacağız. Önerilerimizle daha titiz seçimler yapın. Teknik adamlarınızı daha dikkatli seçin, taramalarınızı daha dikkatli seçin. Ondan sonra eğitime farklı bir bakış açısı, okullarla. Bak. Şimdi bunu hep sizde eleştiri yapıyor muhayetinde gibi değil. Yok, bunlar yok, yani gerçekten. Yok, eleştiri anlamında söylemiyorum. Evet. Bak, Ali abicim şimdi bak, bu demin onu ifade etmeye çalıştım. Şimdi hocam 5 yıl, 2 yıl, 6 ay. Şimdi artık Türk futbolunda ve bütün spor branşlarımızda şunun yapılması lazım. Kalıcı çözümler üzerinde durmamız lazım. Bir defa kulübün başına gelen bir başkanın, bir yönetim kurulu üyelerinin, bu insanların hepsi birçok yerde, kendi o ilinde veya çevresinde iş adamıdır. Ve hepsi de başarılı iş adamıdır. Hı hı. Zarar etmez şirkettir, hep kar eder. Ama her nedense kulüpler hep zarar eder. Şimdi bunun sebebi çok açık. Bunu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Onun için mutlaka, efendime söyleyeyim, kulüpler yasasının ortaya konması lazım, çıkması lazım. Burada Sayın Spor Bakanımızın, Spor Genel Müdürümüzün bu konuda çok ciddi çalışmaları var. İnşallah burada Süper Lig takımlarımızın da bu işe kabullenerek, yani bunu mutlaka hayata geçirmesi konusundaki telkinleri de ve taleplerini de Sayın Bakanımıza iletmeniz neticesinde ben bu yasanın çok rahatlıkla çıkacağını düşünüyorum. Şimdi burada bu çıktığı takdirde emin olun o kulübe gerçek anlamda seven, sahiplenen, bir şey yapmaya çalışan insanlar kulübe talip olacaktır. Evet. Ve gelen insan da hocam gibi Türkiye'de çok değerli teknik adamlarla efendim anlaşarak 3'er yıllık, 5'er yıllık anlaşmalı yaparak bir proje ortaya koyacak. Buradaki amaç neye dönüşecek? Buradaki insanların kulüp başkanına ve yöneticilerin bakış açısı ne olacak? Burayı bir ticari işletme gibi. Çünkü burada bir profesyonellik vardır. Yani profesyonellik nedir? Ben öncelikle kulübümü karlı duruma geçirmem lazım. Geçirebilmek için senin elindeki ham madde nedir? Sporcudur. Sporcuyu sen ne yapman lazım? Bir defa altyapını ürününü yetiştirmen lazım. Nerede? Altyapıda yetiştireceksin. Bunu yaptığınız takdirde siz yavaş yavaş artık futbolcu ihraç etme pozisyonuna gideceksiniz. Hem yurt içine hem yurt dışına. Dolayısıyla burada hem Türk futbolu kazanacak hem kulüp kazanç çıkacaktır. Ve buradaki olaya bir de şu açıdan bakmak lazım. Ülkemizin hep onu söylüyoruz. Yani gerçekten
ülkemiz ekonomik anlamda, her anlamda güçlü kılmak durumundayız. Yani bizim spor camiası olarak da, spor adamları olarak da ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlayabilecek proje ortaya koymamız lazım. Bunlar da en önemli sebeplerinde, en önemli projelerin bir tanesinin de işte bu bahsetmiş olduğum Kulüpler Birliği yasasının çıkmasıyla beraber ve gerçek anlamda kulüpleri yönetecek olan başkan yöneticinin talip olması ve dolayısıyla altyapı yönelmesi ve altyapıda yapılacak 3-5 yıllık projenin neticesinde ülkede futbolcuların ve teknik adamların, efendim birçok an sadece futbolcularını düşünmemek lazım, teknik anlamda da çok sayıda biz antrenör, teknik adam yetiştireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini siz bir anlamda yurt dışına, yurt içine ihraç etmek durumuna karşı karşıya kalacaksınız. Bu da ülkenin hem içindeki yurt dışına yapmış olduğu yabancı transferlerinden, ülke kaynağından, bütçesinden çıkan dövizleri bir anlamda dur demenize sebebiyet verecek. Bunun tersine çevirmiş olacaksınız. Siz yurt dışına oyuncu satarak ülkeye ciddi bir döviz girdisi sağlamış olacaksınız. Hocam, Kulüpler Birliği yasasını yıllardır tartışıyoruz ve artık hakikaten zaman kaybetmemeliyiz. Yani ben bu kadar doğru, bu kadar beklenen bir şey. Bir cümle sözümü tamamlayayım. İnşallah bu konu yapılacak olan çalıştayda gündeme taşınır. Gelir inşallah. Ve gerçekten Türk futbolu ve Türk sporu çok önemli bir kazanım elde edilmiş. İnşallah. Hocam, eğitimden bahsettik. Tabii altyapı, tesis çok önemli. Kesinlikle. Tesis noktasında da gerçek istediğimiz noktada değiliz. Özellikle Sayın Murat Başkanım bu konuda Ankara ölçeğinde çok büyük mücadeleler veren, sorunu devamlı gündemde tutmaya çalışan, özellikle yerel yönetimlerle bu yeni dönemde de çok samimi, sıcak ilişkiler içerisinde olan bir kişisiniz. Hem hafta içerisinde muhakkak görüşmeleriniz var yerel yönetimlerle. Onu soracağım ama hem videomuz da hazırlansın bu konuda. Özellikle Ulubey Spor Kulübü Başkanımız Alişan Ceylan'ın mecliste yaptığı bir konuşma var. O konuşmayı da, o videoyu da hazırlasın arkadaşlarımız. Hocam, yerel yönetimler de çok önemli. Sporda. Kesinlikle. Olmazsa olmazlarımızdan biri. Siz nasıl bakıyorsunuz? Geçmişte siz de yerel yönetimlerle bu işbirliğini yaptınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz yerel yönetimlerin spora bakış açısıyla ilgili? Şöyle bir şey, yerel yönetimin spora bakması, bir kere sosyal sorumluluk projeleri var. Yerel yönetimlerin en baştaki validen tutun, belediye başkanına kadar, en alttaki gençlik spor müdürlerine kadar sosyal sorumluluk projeleri yapmak zorunluluğu var. Bu ülke için, bu vatandaşlar için. Bu insanları spora yönlendirme amacı. Bu sporun amacı nedir? Sadece elit sporcu yetiştirmek değil ki, doğru insan yetiştirmek. Vatanına, milletine hayırlı insan yetiştirmektir yani. Bu sosyal sorumluluk projelerini yapmak yerel yönetimlerin bence sorumlulukların başında gelmesi gerekir. Ve onlar kesinlikle ellerini taşın altına koymalılar. Yani Murat Başkan'ın ben yıllardır takip ediyorum. Çok büyük çabaları var. Çok büyük mücadele ediyor Ankara'da. Hatta, fakat şunu da gördüm. Özellikle profesyonel anlamda, demin onu söyledim sizin lafınıza. Ankara'nın üstünde bir kara bulut var Ali abi. Yani eskisi gibi, şimdi bakıyorum, bir siz varsınız, bir de Özgün var basında. Başka da var mı yani? Hürriyet gazetesinden Özgür Şahiner kardeşim var. Milliyet'ten Orhan Cevat Uğraş. Bunun yanında internet sitelerinden arkadaşlar var. Evet, şimdi bakıyorsunuz şimdi. Ama biz yırtınmaya devam ediyoruz yani. Yani bu kadar çaba sarf ediyorsunuz, bu kadar yapıyorsunuz ama profesyonel, özellikle amatörden sonra yani profesyonellikte Ankara'nın eskisi kadar tadı ve tuzu yok. Yani bunu ben geçen bir konuşmamda şunu söylemiştim. Ankaralı teknik direktörle oturup şöyle bir elimizi taşın altına koyalım hep beraber. Kaç yüz kişi miyiz? 500 kişi miyiz? Mesela başkanımla rica ederim. Bizi toplasın başka türlü mü? Veya İsmail Dilber Başkanıma da buradan rica edelim. Seve seve. Yani burada biz toplanalım. Ankara için bir şeyler yapalım. Şimdi benim şöyle söyleyeyim. Ben Ankara'da bakıyorum şimdi. Ben İşte bir gidiyorum, bir kafeye oturuyorum, 15 tane arkadaşımla sohbet ediyorum. Çok gitmememe rağmen. O insanların ve bilgili, kültürlü, evet, donanımlı insanların boş oturmaları benim canımı acıtıyor yani. Ve buna bir şey yapılmalı. Şimdi teknik direktör semineri vardı Antalya'da bir otelde. O zamanın FGD başkanı vardı eski. İşte bu İtalya'da antrenörün işsizlik parası veriliyor. Bir İzmirli antrenör çıktı. Ben de görevliyim orada. Hocam bir söz alayım dedi. Ben de kendisine söz verdim. Ahmet Güvener Bey'di. Söyleyeyim onu da.
Dedi ki İtalya'da işsizlik var dedi. Biz dedi o zaman da 7000 kişi falandı antrenörlük. Yani biz dedi takım bulamazsak ne yapacağız dedi. Ya düşünsene de Futbol Federasyonu'nda eğitimin başında olan bir insan şunu dedi. Herkes kendi başının çaresine baksın. Ne diyeyim ki başka? Bugün 22.000'i geçmiş bir 22.000'i geçmiş adam Fortuna. Şimdi aslında tabii bazı şeyleri de yani bunlar aslında çözülebilecek meseleler. Çok zor değil aslında. Değil, değil. Evet. Yani şöyle ki bahsetmiş olduğumuz deminki bahsetmiş olduğum konuya bağlantılı olarak buradan öyle bir giriş yapmak istiyorum. Yapılacak olan projelerin neticesinde bakın yani işte kulüpler birliği yasasının çıkması, ondan sonra kurumsal kulüplerin kurumsal bir kimliğe kavuşması, efendime söyleyeyim tek adıma çıkıp profesyonel yöneticilerin hayata girmesi, şimdi birden neye ortaya çıkaracak? Siz üretmeye yöneleceksiniz. Yani ham maddenize yöneleceksiniz. Kendi kesin, öz kaynaklarınızı evet. yaratmak durumdasınız. Evet. Peki siz bunu yönelediğiniz zaman ne yapacaksınız? Her bir efendim kulüpte bugün 10 tane antrenör çalışıyorsa yarın 20 tane çalışacak. Yeah. 30 tane çalışacak. Çünkü burada bir emek oluşması gerekiyor. Evet, burada evet. bir dayanışma oluşması gerekiyor. Çünkü demin bahsettim. Dedim ki efendim kulüplerimizin, profesyonel takımlarımızın mutlaka semtlerde pilot takımları evet. olmalı. Yani her ilçede, Ankara'da her ilçede en az Ankara'cığın 10 tane, 15 tane pilot takımı olmalı. Şimdi bu zor bir şey değil. Şimdi bunu yaparken aslında ne olacak biliyor musunuz? Bir, şimdi Ankara Gücü belki yılda atıyorum bunun için 500 bin lira bir kaynak ayırsa, Ankara Gücü demeyelim buna, X bir takım diyelim, profesyonel takım ayırsa veya ikinci takımı 200 bin lira bir para ayırsa, hem o takıma, pilot takımda bir iki tane oyun antrenörde istihdam alan yaratılmış olacak. İşte, aynen. Efendime söyleyeyim, hem orada senin o kişiye vermiş olduğun maliyeti belki de sizin ortaya çıkarttığınız bir sporcudan kat kat kazanacaksınız. Şimdi buna bakmak lazım. Bu şekilde bakmak lazım. Projeyle biz aslında antrenör, Türkiye'de çok ciddi bir antrenör enflasyonu var. Yani bunu, evet, bunu görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Ama ben bununla yapılacak olan aslında bu projelerle bu sayı daha artabilir ama biz ona ama eşdeğer kulüp aslında, ve sporcu sayısını geliştiremedik. Aslında şuna bakarsanız 82 milyona baktığınız zaman yeterli değil bunlar. O sayının çok değil, daha yetersiz değil. Olduğunu görebiliriz. 400 bin nedir abi? Şimdi var. Bizim Ankara'da şu anda işte 265 tane spor kulübümüz var. İşte 180-190 tane de futbol branşında faaliyet gösteren kulübümüz var. Ama bu sayı çok az. Yani bizim en az 200-300 tane futbol branşında faaliyet gösteren kulübümüz olmalı. Evet. Bunu biz evet. bu hale getirmek durumundayız. Az önce Ali abi ifade etti. Yani evet ben tesis için mücadele ederken ben Ankara Amatör Spor Kulübü'yle değil Ankara için bütün herkes, bütün takımlarımız için. Sadece ben değil, benim yanımda arkadaşlarla beraberiz mücadele veriyoruz. Sayın Ali abi senin de çok ciddi mücadelelerin var. Bütün basın mensubu arkadaşların mücadele var. Efendim Ankara'daki sayın valimizin, müdürümüzün, efendim vekillerimizin, herkesin siyasetçilerimizin. Bu konuda belediye meclislerimiz var. Evet. Mücadele veren evet. Bu dönemde Soner Cengiz gibi tabii. Ulubey Spor Kulübü başkanı. Bunu aynı zamanda burada bunu ifade etmek isteyeyim. Tabii ki Soner Cengiz kardeşimiz bizim federasyonumuzun yönetim kurulu üyesidir. Büyükşehir Belediyesi meclis üyesidir. Ali San Bey efendim Altındağ ilçesi meclis üyesidir. Şimdi onlara ben sadece onlara şunu söyledim. Bakın siyasi kimliğinizi bir kere bırakacaksınız. Bizim oradaki sizin tek hedefiniz var. Ankara sporuna ve Ankara gençliğine ve kulüplere hizmet borcunuz var. Lütfen bunu yerine getirin dedik. Hı. Sağ olsunlar. Diğer arkadaşlarımız da geçmişte Mustafa Mert abimiz var. O da Altındağ Belediyesi meclis üyeliği yaptı. Müslüm Aslan var. Bizim yönetim kurulu üyesi. O da efendim başka bir ilçemiz Çubuk'ta devam ediyor. Evet. Yani siyaset de tabii ki insanlar ilgilenecek. Buna saygımız evet. var. Ama bunu yaparken de yani o siyasetin siyasi boyutunu bir tarafa bırakıp yapmak çünkü lazım. Biz spor federasyonu efendim spor kulüpleri siyaset üstüdür. Burada herkesin her görüşte insan vardır. Evet. Burada saygımız olması gerekir. Dolayısıyla herkese eşit şekilde bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu arada Altındağ Belediye Meclisi'nde bir Ulubey Spor Kulüp Başkanı Ali Sancıyan'ın bir konuşması vardı. Evet. Ona hazırsa bir verelim arkadaşlar. Ülkeler sıralamasında Finlandiya, Norveç, İzlanda, Belçika
sıraya alıyor. Türkiye 79. sıra. Gelir seviyesi yüksek ülkeler arasında Yeni Zelanda, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Belçika. FIFA kokatlarına göre en birinci ülke sporda Belçika, İzlanda, Norveç, Finlandiya, Türkiye 23. sırada değerli arkadaşlar. Eğitimde de ilk beşi bu şeyler alıyor, ülkeler alıyor. Bunu niye söylüyorum? Acaba bu mutlu ülkeler ve gelir seviyesi yüksek ülkelerin katkısı sporuna önemi var mı diye söylüyorum. İkinci, Türkiye'nin nüfusu biliyorsunuz 82 milyon. İzlanda'nın nüfusu 350 bin. Belçika'nın nüfusu da arkadaşlar 11 milyon 500. Belçika'nın 218 futbol sahası, 16 tane bizim ülkemizde oynayan sporcusu, 46 tane olimpiyat stadı, 320 tane idman sahası, 720 tane de halı sahası var. Acaba bu ülkenin spora vermiş olduğu katkısının önemi ne derece önemli onu söylüyorum. İzlanda'nın nüfusu 350 bin, 637 tane lisanslı oyuncusu, 7 tane kapalı spor salonu, 23 tane suni içi, 150 tane idman sahası, 20.508 lisanslı futbolcusu ve %7 nüfusun 13 tane tam saha, 1 tane olimpik saha, 108 tane de olimpik var, 68 tane saha serkezi veriyor arkadaşlar. Bu 68 tane kulüpte 13 tane sahada maç yapıyor. 68 kulüp 13 sahada maç yapıyor. Bizde 265 kulüp 6 sahada maç yapıyor Ankara'da arkadaşlar, sporun geldiği nokta. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar, niye söylüyorum bunları? Şimdi niye bu kadar önemli? Türkiye'de 449 tane yabancı oyuncu oynuyor arkadaşlar. 449 tane yabancı oyuncu oynuyor. Bu 449 tane oyuncuya vermiş olduğumuz bizim para şu: 1 milyar 450 milyon euro yıllık ödediğimiz para. Galatasaray bu sene 4 tane maçına hiç yerli oyuncuyla çıkmadı. Hepsi yabancı oyuncuydu arkadaşlar. Bu oyuncuların 102 tanesi birincilik, geriye kalan 247 tanesi falan, işte 242 tanesi de Süper Lig'de oynuyor. İkincilik ve üçüncülüğü saymıyorum arkadaşlar. Yani bizim 1 milyar 450 milyon euromuz yabancı oyunculara gidiyor. Niye gidiyor biliyor musunuz? Evet. Taner Hocam, gerçekten amatörler de, amatör spor kulüpleri yöneticileri de, o fedakar insanlar da işte 20 yıldır Ali İhsan Ceylan Ulubey Spor Kulübü'nde yöneticilik başkanlık yapıyor. Önemli tespitler yaptı. Neler söyleyeceksiniz hocam? Bunlar da önemli. Bunların yapılması bir amatör spor kulüpleri tarafından da önemli. Kesinlikle, önemsemek gerekir. Kesinlikle. Yani katılıyorum. Gerçekten biz nüfusumuzla, yüz ölçümüzle çok ters orantılıyız yani. Yani bunu defalarca söylüyoruz. Yani bu bir devlet politikasıdır bence. Yani spor, tabii ki Futbol Federasyonu bu işin sorumlusudur, işin başındadır ama bence devlet politikası anlamında da bazı değerler ortaya konulmalı. Bu gençlere alanlar açılmalı, imkanlar sağlanmalı. Ya düşünün şimdi, mesela Futbol Federasyonu gibi Danone bir şey oldu, yarışması oldu, işte şey, projesi oldu. O proje içinde Gökhan Akkan çıktı, İrfan Can çıktı, Recep Niyaz çıktı. Evet. Yani bunlar öyle çıktı. Şu anda Süper Lig'de ve milli takımda o değişmez. O projeyi de çok güzel takip etmiştik. Çok evet, güzellikler yaşamıştık. Sağ olsun o futbol koordinatörleri çok uğraştı onunla. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Beden eğitimi öğretmen arkadaşlarım çok uğraştılar. Yani zaten başkanım işi çok zor yani. Amatör spor dedi mi dert çile gittikçe büyüyor, çığ gibi yani. Ya şimdi orada Ali İhsan Bey'in söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. Hı. Hocam bilmiyorum. Yıllık dedi yabancı transfer yani yabancı oyuncu ödemiş olduğumuz bedel 1 milyar 648 bin eurodan evet, bahsetti. Önemli bir para. Yani bakın bu ülkenin kaynağı. Ve yabancı hiçbir futbolcu da alacağını almadan bu ülkede gitmiyor. Tespit doğru. Bir şey daha. 63 tane kulübün, 63 tane kulüp, efendim 13 tane sahada maç yaparken Ankara'dan 6 tane, 265 kulüp var ama tabii takım sayımız oldukça fazla. 1000'i buluyor, 800'ü evet, bulan takım sayımız şimdi, var. Şimdi tabii hocam sözünüzü kestim. Estağfurullah. Yani ben orada hemen kendimi tutamadım ama
Hakikaten önemli tespitler. Yani burada buradan şunu anlatılmak isteniyor aslında. Hı hı. Bu kadar rakamlar bizim ülkenin kasasında kalabilir. Kesinlikle. Az önce bahsetmiş olduğumuz konu. Kesinlikle. Biz belki de yılda 2 milyar euro civarında ülkemize futboldan demek ki katkı sağlayabiliriz. Sağlayabiliriz. Tabii. Sonucu ortaya çıkıyor. Aynen. Şimdi neden bir devlet politikası olmalıdır? Hı. Yani bunu çok iyi yapmak lazım. Spor tesisleri neden bir devlet politikası olmalıdır? Neden bu işin sadece devleti bakanlığa bırakmamak lazım? Yerel yönetimleri de konuşacağız. Neden yerel yönetimler bu işe bu kadar sahip çıkmalıdır? Yerel yönetimlerin asli görevi nedir? Vatandaşına, seçmenine hizmet etmektir. Hı. Doğru mudur? Bulmuş tabii, olduğu tabii. Bölgedeki seçmenin hizmet etmektir. O zaman ortaya şu çıkıyor. Bütün belediye başkanlarımızın, efendime söyleyeyim, herkesin sadece altyapı yapmak, asfalt yamamak, yapmak, elbette ki bunlar asli görevleri yapılacaktır. Ama önemli şey önce insana yedireceğiz, önce insana yatırım yapacağız. İnsana yatırım. Biz bunu yaparsak sanıyorum yani spora eğer biz katkı destek sunarsak ülke ekonomisine ne kadar girdi sağlayabiliriz? O ilçenin hesabını yapmamız lazım, ili hesabını yapmamız lazım, Türkiye totalinin hesabını yapmamız lazım. Doğru. Bunlar önemli diye düşünüyorum hocam. Doğru. Geçen sene çok özür dilerim. Buyurun abi. Hocam. Bunu buyurun. Başkanıma ekşi. Geçen sene Karabük Spor'a gittim ben. Evet. Dediğim gibi çok ilginç i̇lk, takımlarda ilk maç, ilginç olaylarla karşılaştım. Mesela 5 maç var. Dediler ki transfer açacağız dediler. Biz de ekibimizle gittik. Açamadılar transferi. Sonra Elazığ maçından sonra yayıncı kuruluşa rica ettim. Dedim bak bir şeyler söyleyeceğim ama lafımı kesecekseniz konuşmayacağım dedim. Ya dedim ki burada TFF 1. Liginde Altay şampiyon olmuş, Altın Ordu şampiyon olmuş, işte o zaman gençler bir şampiyon olmuş. Önemli değil ki. Buradaki yabancıları bir defa almayacaksınız. Yani illaki kulüpler borca girince mi Türk gencine sıra gelecek? Türk genci bu buralarda oynayacak 19-20 yaşındaki çocuklar yani. Hepsi okul bitiyordu saat 4'te. Biz o 4'ten sonra idman yapıyorduk Karabük Spor'da. Şimdi ondan sonra tamam yayınlayacağız dediler. Çoğu tarafta kestiler, yayınlamadılar. Çok az bir şey yayınladılar. Şimdi demin başkanımız söylediği gibi. Şimdi Almanya'da futbol, spor anlamında bir düşüş yaşanınca, özellikle futbol anlamında bir düşüş yaşanınca oradaki başbakan Merkel'di yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki ya bu böyle olmayacak. 80 milyon euro altyapılara yapıyorum. 5 yıl sizden bir şey beklemiyorum dedi. Ya biz yapamıyor muyuz yani bunu? Neden yapamıyoruz? Neden? Şimdi bakıyorsunuz evet. Ama yani bunu bir şekilde kararlı olmalıyız artık. Ya şöyle söyleyeceğim de şöyle söyleyeyim. Ya Türk futboluna bir Atatürk lazım diyeyim. Yani ne diyeyim başka? Yani böyle bir elini böyle vuracak. Evet kardeşim bu böyle yapılacak. Projeler buna uygulayacak. Bu projenin dışına çıkılmayacak. Herkes bir ortak payda içinde olacak. İşte çalıştaylar yapılacak. Hedefler belirlenecek. İşte sistem belirlenecek. Şimdi düşünün ben federasyondayken dedim ki altyapıdaki hocalarımızın dedim antrenman eksikleri var. Sadece kurslara gelip 2 gün, 3 gün, 5 gün veya 2 hafta veya işte pro lisans 3 hafta, 3 ay neyse bunlar kurtarmaz ki. Biz bunları kitapçık yapalım dedim. Ama işin başındaki insan şu anda büyük kulüpte hocalık yapıyor. Ya ne gerek var diyen bir zihniyete şeyiz. Ben şimdi örnek veriyorum. Milli takımı çalıştırıyorum. Çok özür dilerim. Yani hoca için söylemiyorum. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Böyle bir şey yok. İşin başındaysan bütün sorumluluk sana ait. Oraya sen bu futbol sayesinde geldin. Yani bu orada işin o. Sen hocam güzel çok, yapacak. Çok güzel. Doğru yapacak. Bir samimi yapacak. Hocam mesela Şenol Hoca o konuda diğer hocalara göre daha iyi bence. Hakkını yememek lazım. Yani şimdi şöyle bir şey yok. Mesela Oğuz Hoca ile konuşmuş bir arkadaşım. Ben birebir konuşmadım. Tanışıyoruz tabii de böyle bir konuşma geçmiş. Mustafa Denizli hangi antrenör yetiştirdi? Var mı aklınızda? Maalesef. Fatih Terim hangi hoca yetiştirdi? Var mı aklınızda? Maalesef. Yok. Ben şimdi altyapılarda diyorum ya hani tecrübeli olsun. Tecrübelilerin yanına gençler gidecek. Şimdi mesela Bodrum'da yaşayan Kaan Kütükçü diye bir arkadaşım var. Bu programa katılacağımı öğrenmiş. Sabah aradı. Lütfen söyler misin dedi. Futbolu bu yeni bırakanlar lütfen bunlara federasyon staj zorunluluğu koysun. Yani siz Zidane'den çok mu iyisiniz yani ülkemizde? Hani küçümse anlamında söylemiyorum. Adam 5 yıl staj gördü ve 1 sene bir takıma verdiler. Lisansı yeterli olmadığı için onu tekrar geri aldılar. Ama bizde öyle değil. Ben Taner Özel olarak lisansım var. Ali Hocam'ın pro lisansı var. Ben Ali Hocam'ın yerine sahaya çıkıyorum. Bu nasıl neyin hele bunu anlamakta zorlanıyor. Neyin hesabını yapıyoruz? Ben takımı yönetiyorum.
Ama röportajı Ali abi yapıyor. Yani bırakın arkadaşlar, yani bırakın Taner Öcal da çalışsın, çabalasın, pro lisans alsın ya. Yani bu kadar kolay mı işler ya? Düşünün şimdi 10 sene futbol oynamış, pro lisans veriyorsunuz. İşte bilmiyorum ya, bunlar böyle değil. 10 sene önce Takvim Gazetesi'ne bir yazı attım. Hayri Ülgen rica etti benden. Bu şeyle ilgili en az 100 kişi beni aradı. Siz bizim ekmeğimizde oynayın. Ben ekmeğinizde oynamıyorum arkadaşlar. Eğitiminizi tamamlayın. Örnek veriyorum. Şifo Mehmet geliştirmiş kendini. İşte Beşiktaş'ın hocası sayın adını hatırlayamadım. Abdullah şimdi abi, Abdullah abi geliştirmiş kendini. Evet. Ya zaten büyük takımlarda oynayan bizler gibi işte gençler bile Hacettepe'de oynayan futbolcuların çok önündesiniz. %50 avantajsınız. Kardeşim siz sadece eğitiminize ve 5 yıllık ne bileyim işte projede staj yapacaksınız. Siz zaten hazır işiniz. Ama bizim gibi antrenörler, biz buralara tırmanmak için binlerce tırnaklarımızla geliyoruz buralara. Yani bu buraya bir çözüm bulmadı. Başkanım yani düşünsenize, ben sizin insanınızla çıkıyorum. Takımı ben yönetiyorum. Siz röportaja gidiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burada tabii ki hocam Celal Kıbrıs hocam da bu konuda ilgili çok ciddi bir mücadelesi var. Yani ama tabii bu işi çözecek olan mutlaka Futbol Federasyonu'nun bu işe bir el atması gerekiyor. Ben bu çalıştığım umutluyum. Yani şöyle umutluyum. Demek ki bu sorunlar, bir sorunlar yumağı var ki. Birikti. Tabii birikti ki. Bu çalıştayın efendim yapılması öngörülü. Burada bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bu güzel bir şey. Ama önemli olan, buradan çıkacak olan sonuç hakikaten hocamı da Ali abimizi de bizi de bütün ekranda başı herkese ilgilendiriyor. Kesinlikle. Ama bakın şu var. Şimdi doğruları konuşmak, insanlar hani konuşursan bana bir şey olur. Yani siz efendi düzgün konuşursanız, cümlelere düzgün ifade edersiniz, siz kimseye bir şey olmaz. Şimdi burada çok önemli konular konuşuluyor. Bizim biliyorsunuz YouTube kanalımız, Facebook'ten yayın yapıyoruz. Ben tabii dilerim ki yani bu konuda fikri olan arkadaşlarımız lütfen bunu paylaşsınlar, söylesinler. Çünkü bunu yaparken de birilerini hedef almak değil burada. Birilerini yermek veya övmek değil. Önemli olan bir sorunun, tamam mı, doğruluğunu veya yanlışını. Burada biz bunu söylerken belki yanlış söylüyoruz, yanlış konuşuyoruz belki. Hocam belki yanlış ifade kullanıyor, yanlış bir düşüncesi var. Ama bunun doğruluğunu yanlışını test etmemiz için bizim toplum olarak bu konuya bir irade koymamız lazım. Bir şey söylememiz lazım. Biz bu konudan kendimizi alıkoyuyoruz abiciğim. Bak sıkıntıyı burada yaşıyoruz biz. Şimdi çalıştayda da, bakın yapılacak olan çalıştayda da bütün arkadaşlarımızın, oraya katılan herkesin bir irade koyması lazım. Kesinlikle. Fikrini ortaya koyması lazım. Şimdi Futbol Federasyonu demin ifade ettiğim gibi içinde iki tane amatörler ve altyapı bilen iki tane yönetim kurulu üyesi var. Ben ilgilen taraf orası. Evet. Ve ben büyüklerimizin orada güzel çalışmalar yapacağımız. Ama büyük bir şans olması lazım. Evet. Şans olması lazım. Futbol tabii, adına. Tabii. Şans olması lazım. Ben olacağını da düşünüyorum. Evet. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun meyvesini alacağımızı da düşünüyorum. İnşallah. Dolayısıyla yani Şenol Hoca'nın, bakın ben milli takım teknik direktörüyüm noktasına gitmeyecek. Demin bir şey söylediniz. Ben yani de katılıyorum. Şenol Güneş'in burada şunu yapması lazım. Amatöre kadar inecek. Ve şu fikri koyacak. Diyecek ki Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon 18 tane takımı diyecek ki ilinizdeki amatör spor kulüpleriyle işbirliği yapın. Bakın sadece sizin altyapınızdaki oyuncu şimdi Fenerbahçe takımına, Ankara gücüne, gençlerine yüzlerce, binlerce çocuk geliyor. Sizin oradaki gözden kaçınan yüzlerce çocuk var. Ama siz demin bahsetmiş olduğum tabana yayılırsanız, yani o illerdeki amatör spor kulüplerle pilot takım anlayışını, projesini geliştirirseniz, sizin hiç beğenmediğiniz, belki ya belki çocuk orada kendini ifade edememiştir, belki o gün kötüdür, yani iyi beslenememiştir, ama o takımda forma şansı bulacaktır, bir futbolcu oynayarak kendini gösterir. Bu genç takımda olsa, 10 yaşında olsa, 30 yaşında olsa bu böyledir. Dolayısıyla bunu yapmamız lazım bizim. Biz bunları yaparsak, bakın yine söylüyorum, yine altını çizerek söylüyorum. Bir, kulüpler yasasının hayata geçmesi lazım. İki, efendim kulüp başkanlarımızın mutlaka illerindeki amatör takımlarımızla işbirliği yapması lazım. Üç, yapılacak olan projenin neticesinde deneyimli olan teknik adamlarımızın, hocalarımızın görev verilmesi lazım. Yani futbol akademileri kuruldu. Bak futbol okulları kuruldu. Futbol okullarını bir gözden geçirilmesi lazım. Bunların ciddi bir statüye kazandırılması lazım. Ben karşı değilim. Olmasından yanayım. Çünkü akademidir, okuldur. Çünkü ben spor kulüplerinin her birinde hocam şey görürüm. Yani birer
Yani nasıl bir okulsa, eğitim spor kulübünün bir eğitim tabii, kurumudur, aynen, okuldur orası. Dolayısıyla orada sadece Futbol Federasyonu'nun nezaretinde, kontrolünde, Futbol Lig Temsilcisi'nin kontrolünde, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun kontrolünde bir yapı oluşturulması lazım. Bunların düzenlenmesi lazım. Bakın bu da bir çalıştay konusu sevgili abiciğim. Bak, mutlaka da bir konular gündeme konusu gelecektir. Biz buradan, tabii biz buradan, biz bir defa, ben bir spor adamı olarak, siz bir gazeteci olarak, aynı zamanda ben de bir gazeteci, televizyoncu olarak, biz bu sorumluluk, siz bir teknik adam, biz bu sorumluluk, sorumluluğumuzu üzerimize atmış olalım. Biz bunları söyleyelim. İnşallah hayata geçer. İnşallah. Umutluyum. Umutluyum, olacağına inanıyorum. Umutluyuz. Evet. Biz ülkemizden umudu hiç kesmeyeceğiz. Evet, kesmiyoruz. Biz zaten başkanımız gibi, biz bunları söylüyoruz. Hani şöyle bir şey, ya ben gelmişim 58 yaşına. Yani buradan sonra tabii ki elimden geldiğince Türk futboluna hizmet etmeye çalışacağım ama bundan sonra gelecek olanların daha iyi ortamlarda çalışmasını istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bizden sonraki kuşakları düşünmeliyiz. Yani tabii onlara şimdi, daha güzel bir şey bırakmalıyız, yarınları bırakmalıyız. Şimdi bakıyorsun, pro lisans almak için yaklaşık 13 ile 15 yıl çalışmanız gerek. Önemli bir mesai. Yani ciddi bir mesai. Yani düşünsenize, siz futbolu bırakıyorsunuz, geliyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz ama bu kadar kolay olmamalı bence ya. Peki hocam, bir şey daha dikkatimi çekiyor. Şimdi Türk futbolunda çeşitli problemleri tartışıyoruz. Tartışılması da gerekiyor. Evet. Sevgili başkanımın dediği gibi çözüm önerilerini de ortaya koymamız lazım. Evet. Sadece problemlerin içerisinde dalıp kalmamamız evet lazım. Çünkü o fikirlere de çok ihtiyacımız var. Aydınlanmak için. Şimdi dolayısıyla şimdi Türk futbolunda sıkıntı var. Nedir? Yabancı transferi tartışılıyor Türkiye'de. Bu kadar çok yabancı oyuncuya acaba ihtiyaç var mı diyoruz. Bunun yanında kulüplerin hakikaten ciddi borçları var. Ama bunun yanında da bir bakıyoruz, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bir Türkiye var. Bu nasıl bir tezat diyeceğim? Bu nereden kaynaklandı? Bu başarıyı nasıl yorumlayacaksınız? Bu da önemli. Demek ki bizim çocuklarımız yetenekli. Kesinlikle. Bunu gösterdiler. Bir Avrupa şampiyonu Fransa karşısında ortaya konulan futbol, diğer rakipler hiç küsümsenmeyecek. Bunu nasıl, yani bu kadar sıkıntıyı tartışırken yüzümüzü güldüren bir amili takım var. Tabii o yönden çok mutluyuz. İşin tepesindeki olay bu. Aslında altımız çok çürük yani. Altımız gayet sıkıntılı bir altyapıya sahibiz. Şimdi bakıyorsunuz birçoğu Avrupa eğitimi almış futbolcular var. Yani işin temelinde o. O önemli. O çok önemli. Eğitim iyi alınmış. Sonra gelmiş Türkiye'de futbol oynamış. Devam ediyor. Veya işte orada milli takıma çağrılmış olan. Ya buradaki sinerjiyi ve oradaki yetenek hamurunu iyi... Şenol Güneş faktörü tabii, çok Şenol önemli. Faktörü var. İşte bir eğitimci, o da biliyorsun eski evet öğretmenlerden. Eğitimci bir insan. İşte, sporcu psikolojisini biliyor. İşte öğrenme öğretme teknikleri, davranış, futbolcuya karşı neler yapabilir. Yani bunlar çok önemli gerçekten. Yani futbolcuyla düşünün, bizim ülkemizde hani genelleme yapmak istemiyorum ama futbolcuyla antrenör arasındaki ilişki çok da sağlıklı olmuyor bence yani. Bunun da sıkıntıları var aslında. İşte hep işin temeline geliyoruz, bu eğitim. Yani futbolda eğitim, altyapı. İşin antrenörün eğitimi. İdareci zaten başlı başına bir sorun bu ülkede bence. Bence burada en büyük sorun idarecilerin bu yönde iyi olmaları gerektiği. Çünkü demin başkanım söylediği gibi iş, işte Ali Koç'tan örnek verelim. Çok iyi bir iş background'u var ama futbolun işine girdiğinde futbol bambaşka bir şey yani. Futbolun parametreleri çok değişik. Yani futbolda gelir gideri dengelemek çok önemlidir. İşte buradaki o parametreler, işte scouting, oyuncu seçmeler, işte başkanım dediği gibi futbol okulları, işte dünya gezip iyi futbolcular, genç sporcular bulmak. Yani işte bence milli takımın başarısı öncelikle Şenol Hoca'nın takımı çok iyi harmanlaması. Onun dışında da zaten birçoğu da Avrupa'da eğitimini almış genç çocuklarımız. Bunların yanında zaten demin söylemiştik, özellikle 95 doğumlulardan işte İrfan Canlar, Gökhan Akkanlar, o dönemler mesela futbol köyleri vardı. Futbol köylerinden çıktı bunlar. İşte o Danoniler'den çıktı. Bölgesel
karmalar yapıldı. Bölgeler bölgesel karmalar gitti. Yani siz de hatırlarsınız eskiden karmalar vardı. İşte futbolcu karmaya seçildiği zaman kendini milli takıma seçilmiş gibi hissederdi ve futbolcuya bir hedef koyuyordunuz o zaman mesela. Birinci hedef neydi? İşte takımına gireceksin, sonra karmaya gireceksin. Karmadan sonra milli takıma gideceksiniz. Şimdi bunlar da kesildi. Çocukların önü de kesildi. Şimdi bakın mesela Türk futbolunda şu anda milli takımda oynayan çocukların çoğu 95-96 doğumlu mesela. İşte o jenerasyonu yakaladılar mesela. O jenerasyonun içine İrfan Canlar, Gökhan Akkanlar girdi, Alaaddinler girdi, Necip Niyazlar girdi. Bir de Avrupa'dan gelen gençlerimiz girdi. Bunu da harmanlamak çok önemli ama. Kesinlikle. Şimdi tabii, çok önemli. Kesinlikle. Bu önemli. Bir de şu var. Yani ortada bir tezat da şu var. Baktığınız zaman sizin elinizdeki bu genç oyuncularla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazandınız. Bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de çok ciddi şekilde yani takımların kadrosuna baktığınız zaman 7-8 tanesi kadro içerisinde yabancı oyuncu. 1-2 tane yerli oyuncu oynuyor. Toplasanız da belki 30-40 tane yerli oyuncu oynuyor. Evet. Yani ondan da belirli bir yaş baremi var. Olan tabii. Takımlar var. Tabii. Yani birçoğu da zaten artık futbolun sonuna gelmiş arkadaşlarımız. Dolayısıyla burada Şenol Hoca'nın burada tabii Lucescu'yu da es geçmemek çok lazım. Çok özür dilerim. Yani bunu unuttuk. Doğru. Bunu es geçmemek hakikaten lazım. Hakikaten o hakkı da teslim etmek lazım. Yani eleştirildi. Burada Tayfur Havuççu'yu da kutlamak lazım. Yani herkesi bir şekilde anmak lazım diye düşünüyorum. Ama bunun devamı gerekti. Yani bir jenerasyon yakalandı. Bu jenerasyon şu anda Türk futbolunu Avrupa Şampiyonası'na taşıdı. Ama sonrasındaki bizim bir B planımızın da olması lazım. Bu B planı olabilmesi için de mutlaka kulüp başkanlarımızın eğretip doğru konuşması gerekiyor. Şapkalarını önlerine koymaları gerekiyor. Efendime söyleyeyim, ülkedeki spor otoritelerini mutlaka sadece günü konuşmamak lazım. Gelecekle ilgili bir takım konuları masaya yatırılması gerekir ki bu yatırılacak zaten. Bir de ben buradan araya bir şeye geçmek istiyorum. Yerel yönetimlere geçmek istiyorum. Hı hı. Özellikle Ankara ölçeğinden baktığımız zaman yani batıda mesela Ege'de, Akdeniz'de yerel yönetimlerin çok ciddi şekilde kulüplere katkısı var. Mesela Ege'de il ismi vermeyeceğim. Atıyorum mesela Süper Lig takımına ciddi bir rakam. Kulübüne. Başarısına göre efendim 300-400 bine yıllık bir katkı sunuyor. Süper Amatör Lig takımına sadece futbol branşında değil o branş, o takımın işte futbol var, basketbol, voleybol başarısına göre kaynak veriyor. Belediye bütçesinden. Evet. O kanuna göre %7, %11 civarındaki o kaynağı amatör kulüplere veriyor. Bu Ege'de, Akdeniz'de bunlar son derece güzel şekilde çalışıyor. Şimdi İç Anadolu bölgemizde yani özellikle bizim ülkemizin Ankara başkenti önüne baktığımızda maalesef kulüp ve belediye başkanlarımız sağ olsun son dönemlerde ciddi anlamda amatör spor kulüplerine karşı güzel bir yaklaşımları var. Duyarlılıklar artıyor var, yani. Var. Yani burada da ben tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Nereye gidersek gidelim, hangi belediye başkanının kapısını çalarsak çalalım. Hepsinin amatör spor dediğimiz zaman herkes pozitif bir yaklaşım içerisinde. Yani bir şeyler yapma gayreti içerisinde. Tabii o gayretlerinin hep 2020'ye, 20'de olacağı noktasında bize taahhütleri var. Efendim, tabii ki bizim taleplerimizi herkes makul yaklaşmaları söz konusu oldu. Ve 2020'de inşallah bunlar hayata geçirileceği noktasında sözler var. Tabii biz de bunları takip ediyoruz. Niye için takip ediyoruz? Şimdi şunun için takip ediyoruz. Bunun çok iyi bilinmesini istiyorum hocam. Yani burada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunu kendimize istemiyoruz. Bunu kulüp başkanlarım kendi şahsına da istemiyor. Bunu oradaki tüm gençliğine, oradaki belediye başkanlarımızın o belediye başı oy vermiş, oraya o ilçeye sahiplenmiş, o ilçeye katma değer sunmuş olan tamam mı? Kişilere bir yatırım yapıyor. Evet. Amaç da bu zaten. Yani sporun hep diyoruz ya sporun evrensel bir dili vardır. Tektir. Yani evet, herkesi bir araya kucaklayan, herkesin bir yere toplanmış olduğu bir merkezdir spor. Ve kulüpler bunun temsilcisidir. Dolayısıyla burada belediye başkanlarımızın, yerel yöneticilerimizin
olaya bakış açılarım bu olmasını özellikle rica ediyorum. Bizim her ilçede, her belediye başkanı ilçede şunu demeli ki diyorlar artık. Ya başkanım bu sayı az, bunu biraz daha artıralım. Artırabilmemiz için bu sayıları bizim mutlaka spor tesisine ihtiyacımız var. Biz hep bakanlıktan talep ediyoruz. Bakanımız yapacak, işte devletimiz yapacak ama tabii burada belediye başkanlarımızın da artık bir saha yapabilecek kadar, yani sonuçta bir sentetik güzelliği saha, 1000 kişilik bir tribün, soyunma odaları vesaire falan baktığınız zaman bunlar çok ciddi maliyete değil ülkemiz içinde. Belediye başkanlarımız içinde. Evet. Burada yapıldığı zaman buradaki yapılacak olan çalışmalar, yapılacak olan kazanımlar o ilçeye katma değer olarak dönecektir. Olaya bu şekilde bakmak lazım. O gençlerimize bizim spor alanlarına çekerek onları her türlü kötü alışkanlıklardan, efendim belki o ilçenin asayişi açısından, o ilçenin huzuru ve refah açısından önemlidir diye düşünüyorum spor tesislerinin. Ve bu önemi de zaten belediye başkanımıza vurguluyoruz. Hepsi zaten bu konuya duyarlı yaklaşıyor. Bir an önce de bu kaynakları, bu imkanlar yaratıldığı takdirde biz başkent Ankara'da çok ciddi kazanımlar elde edeceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim abi. Bu hafta Çankaya Belediyesi ile de bir görüşmeniz oldu. Oralardan da iyi haberler bekliyoruz. Ya burada Çankaya Belediyesi olsun, Ali abi Yeni Mahalle olsun, efendim Altındağ olsun, Mamak olsun, Büyükşehir Belediyesi olsun. Hepsinde efendim herkesin olaya yaklaşımı son derece pozitif. Tamam. Onun için ben belediye başkanlarımızı hepsine çok teşekkür ediyorum. Keşfem belediyemiz olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu söyleyeceğim hocam Ali abi. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda bağlantı olarak. Demin bahsettik ya. İşte gazete yerel basından bahsettik. Hı hı. Efendime söyleyeyim işte bir Avrupa Şampiyonası. Şu anda güreşte Avrupa Şampiyonası var. İstanbul'da yapılıyor. Evet. Tabii İstanbul çok güzel bir kentimiz. Çok güzel bir yani ülkemizin gerçekten tarih açısından, turizm açısından önemli bir kentimiz. Ama ben isterdim ki Yaşar Doğu'nun efendim Ankara'da kabrinde andığımız Yaşar Doğu'nun efendime söyleyeyim o Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonları Ankara başkentte yapasın isterim. Niye isterim biliyor musunuz? Burada sadece bunu da şunun için söylemek istiyorum. Bir defa bizim Ankara'mızın spor turizmine ihtiyacı var. Spor turizmine ihtiyacı var. Kesinlikle. Her organizasyon bizim, bir getirisi var. Bizim onun için Ankara'da yeni spor tesisine ihtiyacımız var. Geçen hafta içerisinde Sayın İl Müdürümüzün de arabi görüşmelerimiz oldu biliyorsunuz. Onun yoğun bir gayretleri var. Sayın Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz, Sayın Bakanımızın bu konuyla Ankara'ya ilgili çok ciddi bir gayretleri var. Ben inanıyorum ki ilerleyen dönemlerde Ankara'nın ciddi şekilde spor tesislerine kavuşacağını ve yapılan bu turnuvaların artık Ankara'da yapılmaya başlayacağını ve Ankara'nın işte her bir efendim spor eklerinin Ankara'da olan büyük gazetelerinin kapanmayacağını ve her birinde en az üçer birer arkadaşımızın da göreve devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah bu temenniye katılmamak mümkün değil. Özellikle gazeteci arkadaşlarımız adına bu temennileri yürekten biz de hayata geçmesini bekliyoruz. Programımızın sonuna geliyoruz ama çok ciddi mesajlar var. Evet. Özellikle Ali Bey Yıldırım programın çok iyi geçtiğini söylüyor. Avustralya'dan Adnan Kaya selamlarını iletiyor. Bir hocama selamlar. Yani mesaj atanlar hocam sizi çok yakından tanıyan Ankara Gücü ve Gençler Birliği'nin durumunu soranlar var. Yani biraz da hakikaten 2. Türkiye Ligi'nde hafta sonu ikinci yarı başlayacak. Ankara Demirspor'un büyük bir başarısı var. Tabii siz aynı gruptaydınız. Neler söyleyeceksiniz? Hacettepe, Ankara Demirspor, sizin Etemeskut, sizin hayatınızda çok önemli kilometre taşlarından biri. Özellikle bayağı bu konuda sorular geliyor, şeyler geliyor. Neler söyleyeceksiniz hocam? Ankara Gücü ve Gençler Birliği'ni sona bırakalım. Ama peki, ikincilikte ve üçüncülükteki takımları da siz yakından takip ediyorsunuz. Siz hiç başkentte bağınızı kopartmazsınız. Evet. Diyarbakır'a gidersiniz, Düzce'ye gidersiniz, Karabük'e gidersiniz ama başkentte bir başka sevda var sizde. Evet, başkent bizim doğup büyüdüğümüz yer. Ulu önderimizin olduğu yer. Orada olmaktan da burada olmaktan da son derece mutluyum. Ankara takımları şöyle, yani program başında da söyledik. Benim hatırladığım kadarıyla bir 15-17 takım vardı profesyonel olarak eskilerden. Şimdi baktığımda ya 7 ya 8 tane profesyonel takımımız var. 10 tane. 10 tane. 10 tane. 10 tane.
Evet, şimdi Ankara Demirspor Bahattin Hoca ile iyi bir ivme yakaladı. Evet. Biz de aynı gruptaydık. İyi takımları var. Onlar da ikinci yarıda başarılarını sürdüreceğine inanıyorum. Bahattin Hoca'yı da tebrik ediyorum. Onları evet. Zaten maçta da konuşmuştuk. İyi bir takıma, iyi bir sinerji yakaladılar. Uzun süre demeli ilk defa Ankara Demirspor'u böyle istekli, arzulu. İstekli, arzulu ve bir böyle bir iyi bir sinerji yakalamışlar. İyiydi. Gerçi biz 2-0'dan 2-2 yaptık ama evet. Biz de fena oynamadık ikinci yarı. Onun dışında Eti Mesut işte şampiyonluk yaşadığım bir takım. Sayın Hasan Kartal'ın başkanlığı yaptığı, Sayın Enver Demirel'in desteklediği bir takım. Onlar bu sene istediklerini yapamadılar ama inanıyorum ki yeni hocayla birlikte devre arasında yapacakları takviyelerle o da toparlanır. Çünkü demin diyoruz yani yönetim var, yöneticilerin iyi olması, Eti Mesut'un oyundan hiçbir sıkıntısı yok. Hasan Kartal. Tesis de inanılmaz. Şimdi Hasan Kartal'ın bir o Eti Mesut Belediyesi'nde güzel bir çalışması var. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Yönetim kurulunda karar aldırarak, tüzüğe de koydurarak. Atıyorum işte 3 dönem içerisinde başkan ve yönetimi yapılan borçlardan sorumlu. Bakın evet. Bu çok güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum ve bunu niye söyledim? Tüm kulüp başkanları örnek olmasını tebrik olması ederim. Gerekir. Evet, öbür gruba baktığımız zaman Hacettepe ve Başkent Akademi. Evet, Başkent Akademi takım biraz geçen seneye göre daha çok zayıflattı ama iyi şeyler yapıyorlar. Futbol yani kadrolarına göre iyiler, iyi olduklarını düşünüyorum. Hacettepe gelince de Avni'den sonra Gökhan Hoca ile başlamışlardı. Tabii hoca diyeyim, arkadaşlarım olduğu için hep isim ettirim. Evet. Gökhan Hoca ile başlamışlardı. Avni Hoca ile devam ediyorlar. Avni Hocam takımı toparladı. Çünkü Avni Hoca yıllardır Gençler Birliği'nde biliyorsunuz evet. Kaptanlık yapan bir insan. Oranın sinerjisini, ne yapması gerektiğini bilen bir teknik adam. Rahmetli İlhan Başkan'ın sonra eski en eski. Evet. O da takımı iyi toparladı. Gerçekten. O tür Avni Hocam'ın da o tür meziyetleri vardır yani toparlar takımı. İyi de duruma getirdi. İnşallah playoff'u görürler diye düşünüyorum. Çünkü genç bir takım. İyi takımları var. Evet. Var. Yani ben görmeye canı gönlünü arzu ediyorum. Neden arzu ediyorum biliyor musunuz hocam? Örnek olsun diye. Yani diğer takımlarımıza örnek olsun diye istiyorum. Bence de yani o gencecik evet. Çocukların 18-19 yaşındaki çocukların başarılı olması bizim de dileğimiz. Çankaya'ya bakıyorsunuz. Çankaya spor ama sahibi maalesef Trabzonlu. Bu da bir enteresan yani. Bu bizim Ankara'da öyle enteresan şeyler oluyor ki. Hem hocasının atısının takımına kadar biz Ankara'nın gözükse de hem hocası yabancı hem de sahibi yabancı. Ama çok iyi şeyler yapacağını biliyorum o yöneticiyi. Tanımıyorum ama duydum özellikle Serkan Hekimoğlu'la bağlantılı herhalde yanlış hatırlamıyorum. Muharrem Canlı hocamız var. Ben Çankaya'yla ilgili şöyle söyleyeyim. Biraz evet. Araştırma yaptığımda şunu öğrendim. Sayın Başkan'la bir görüşmemiz oldu. Tabii ki yani üçüncüklerde biliyorsunuz Süper Lig gibi değildir. Evet. Genelde kulüp başkanları cebinden para harcar. Kesin. Finanse etmeye çalışır. Sağ olsunlar bir kulübü almışlar. Adana Spor'u, evet. Çankaya Spor Kulübü yapmışlar. Bir ilçeye bir aidiyet duygusu oluşturmaya çalışılıyor. İnşallah bunu başarırlar. İnşallah. Tabii ki burada şu var. Yani Trabzon olması hasebiyle Trabzonspor'a da bir anlaşma ve pilot takımı hüviyeti kazandırmış takımına ve dolayısıyla Ankara'daki yetişecek olan gençleri özellikle amatör kümelerden de şu anda 3-4 tane oyuncuyu da aldı, bünyesine kattı. Yani ben özellikle de Ankara'daki yetişen çocukları takımda oynatmak istiyorum dedi. Ve Ankara Amatör Spor kümelinde oynayan 4-5 tane oyuncuyu da kulübün bünyesine kattı. Bu güzel bir proje diyor. Bütün takımın örnek olması için bunu da söylemek istedim. Yok ben şey anlamında söyledim yani. Ben anladım sizin söylediğinizi. Kesinlikle takdir ediyorum ama bence Ankara'nın iş adamlarını niye? Ona geleceğim. Mutlaka. Ona geleceğim. Oradan oraya geleceğim. Şimdi tabii dolayısıyla güzel bir çalışma. Trabzon'a da böyle bir anlaşma yapması da aslında bizim Ankara'daki amatör kümbe takımı oyuncular için de ben bir şans olarak değerlendim. Çünkü bakış açısı güzel. Evet. Diğer takımımızın bakış açısının güzel olmasını temin ediyorum. Evet. Şimdi gelelim Ankara'lı iş adamlarımıza. Evet. Şimdi Ankara'lı iş adamlarımızın
Şimdi Trabzon'daki nasıl iş adamları gelip diğer işte Beşiktaş'ta, Ankara'da, orada burada kulübe destek, oradaki kulübe destek veriyorsa, bizim Ankara iş adamlarımızın da gidiyor İstanbul takımlarına başkan olmaya çalışıyorlar. Şimdi Nihat Özdemir başkanımız, federasyon başkanımız çok değerli, çok kıymetli bir başkan. Fenerbahçe uzun yıllar hizmet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. İsimlerini zikretmeyeyim ama şimdi, o büyük kulüplerimizin Nihat Özdemir niye biliyorsun? Neden onu söyledim? Çünkü herkes biliyor. Diğer onun büyük için, kulüplerimizin başkanları da Fenerbahçe'de, Galatasaray'da üyelikleri vardı. Vardı. Evet, tabii. Çok önemli bir konuyu açtınız ama bunu kapatamayız. Ama önemli bir şey. İş adamlarımıza mutlaka buradan bir mesaj vermek gerekir. Ben tabii Nihat Başkan tabii ki hakikaten tabii Fenerbahçe olması saygı duyuyoruz. Evet, destek evet. verdi. Hani biz isteriz ki Nihat Başkan'dan tabii geçti artık o şimdi futbol evet. kulübü. Herkesin başkanı oldu. Evet. Ankara'ya da versin. Evet. Ben sadece bir uç örnek olsun diye verdim. Doğru. Ki böyle çok isimler var. Doğru. Ankara gücüne sahip çıkmaları gerekiyor. Çünkü Ankara gücüne ve gençler birliğine özür dilerim. Ankara gücüne gençler birliğine, Demirspor'a efendim Osmanlı'ya, Keçiören gücüne ve bütün 10 tane takımın sahip çıkması gerekiyor. Peki üçüncülükte bir takımımız daha var. Altındağ Belediye. Dedik, Muharrem Hoca. Muharrem Canlı Hocam var. Başarılar diliyoruz onunla. Başarılar diliyorum. Çok heveslidir. Heyecanlıdır, arzuludur. Evet, Altındağ'da herhalde el değişimi oldu herhalde. Bu evet. Takımda. Ben o zaman Kırşehir'deydim. Onlar da başladıkları yerde değiller. Değiller. Hakan hocamla çok başarılı bir sonuçlar almışlardı ama devamını getiremediler. Düşüş yaşadılar. Onun dışında işte iki tane güzide Osmanlı Spor. Osmanlı Spor yine bir Trabzon. Tabii ben valla takdirle karşılıyorum. Ama gerçekleşmemiş. Gerçekleşmedi henüz ama gündemde olan bir konu. Yani ben şöyle, demin başkanım söylediği gibi, yani Trabzon'dan işte Edirne'den veya Kars'tan her nerede gelip Ankara takımına sahip çıkıyorsa ve Türk futboluna bir şekilde saygı duyarız yönetsel yani. Anlamda destek veriyorsa buna saygı duyarız. Ama ben program başında da şunu söyledim. İşte ne dedim? Ankara'nın antrenörleri, Ankara'nın da demin başımızda iş adamlarının bu Ankara'ya borçları var bence yani. Şimdi hep öyle düşünüyorum. Eğer Ankara'da bir iş yapıyorsanız, Ankara'da bir şeyler kazanıyorsanız lütfen Ankara'ya bir şeyler verin yani. Mutlaka. Bu arada tabii Tümüs Arabi tesisini gezdiniz. Evet. Yani Tümüs Belediyesi'nin oradan da sonra Cengiz kardeşimizin de belediyenin yeni tesisi, Devletbahçe tesisi mükemmel oldu. Gerçekten her mükemmel. Evet, bugün her tarafını gezdim. Evet, hatta Enver Demirel başkanımla. Soner Başkan'ı da Enver Başkan'ı da söyleyelim. Evet. Amatörlere de orada yaptı bir tane. Oradaki kulüplerimiz kullanıyor ama yine Ankara'ya bir amatör kulüplerimize de kullanabilecek bir tesis yapmasını, buradan bir çağrısını yaptık. Hatta Enver Demirel başkanıma gelecek hafta konuk edelim dedik. Etemeskut'ta çok ciddi bir tesis hata var. Evet. Özellikle eğitim kültür merkezleri çok çok ciddi. Hele bir engelli yaşam merkezi var. Görülmeye değer. Bunun yanında tabii Etemeskut Belediyespor'un Bağlıca'daki tesisleri yükseliyor. Yani hakikaten Etemeskut'ta iyi işler var, yapıyor. Bir de şu var tabii, yani ülkemizin bir gerçeği var biliyorsunuz. Amputa futbolda çok önemli. Amputa futbola orada güzel bir tesis yapması da bence Enver Başkan'ın tabii ki engelli futbolun amputa futbol vermiş o değeri ortaya koyuyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani ben de eski bir amputa futbol as başkanı olarak efendim Avrupa şampiyonu olmuş bir as başkanı olarak orada bizim az kötü az buçuk bir emeğimiz oldu. Tabi burada Sayın Osman Nur Okumuş Genel Sekreterimiz, o zaman beraberdik orada. Onunla çok büyük emekler olmuştu. Tabi Ankara olarak çok da onu buraya geldi. Düşmüştük. Ankara'nın katkısı amputa futbola çok büyük. Evet evet, yani orada ben Fahir Genç hocamla başlayan. Tabii Fahir hocama da tabii önemli. Söylemek, ifade etmek lazım amputa futbolda. Evet. Onun için ben dikkatimi çektiği için bunu konuşmak istedim. Ve bütün belediye başkanlarımızın da mutlaka amputa futbol olsun, diğer engelli başkanı olsun destek veriyorsa sevgili faydalar. Murat Başkanım, şimdi tabii ekranlarda bizi görenler çok futbol ağırlıklı konuştunuz. Çok önemli konulara, derin konulara değindiniz. Özellikle tabii bizden her şeyi bekliyorlar. Basketbol, voleybol, handboldan haberler olmadı dediler. Sistemleri var. Onları da mutlaka tanışacağız. Özellikle Basketbol Süper Lig'de
çok başarılı sonuçlara imza atamıyoruz. Türk Telekom ve Orman Sporu. Özellikle abi, yerel yönetim bitirdik ki bitirmeden bir cümle daha etmek istiyorum. Sona da geliyoruz. Tabii ben tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinden tabii Ankara Gücü Tesisleri'nin Tanrı Tesisleri'nin yapılması gibi bir karar çıktı. Evet, onu da paylaşmamız lazım. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ben tabii ki o Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerine aynı hassasiyetin şu konuda yapılması özellikle rica ediyorum. Tabii 2020 geldi. Amatöre dağıtacak olan nakdi yalanı bir an önce çıkartılması noktasındaki bu hassasiyetini görmek istiyorum. O zaman ben de bir altını çizeyim. Mansur Başkan'ı kutluyorum. Ankara Gücü'nün özellikle Tan Doğan ama işler lazım. Acısıydı ama ben Mansur Başkan'a bir güzellik daha amatörlere sunacağına inanıyorum. Dediğim gibi ve işte, aynı tesisleri de amatörle de kazandırmasını özellikle rica ediyoruz. İnşallah diyoruz. Tabii voleybolda da bu sezon çok başarılı bir Ankara yok. İlk yarısı bitti. 17 Ocak'ta başlayacak. Bayanlar ve erkeklerde maalesef Halk Bankası ve Ziraat Bankası ikinci yarıda neler yaparlar ama ilk yarıdaki performansları geçmişteki başarılarını arattı. Dolayısıyla handbolda da bir böyle bir başarı, heyecan görünmüyor. Ankara adına çok ciddi demek ki programlara ihtiyaç var. Çok ciddi bir basın mensuplarına ihtiyaç var. Murat Kandazoğlu gibi yürekten çalışan gerçekten sivil toplum liderlerine ihtiyaç var, gazetecilere ihtiyaç var. Yani Ankara iddiasına ve konumuna yakışır olursa bundan Türkiye kazanır, ülkemiz kazanır. Ankara ciddi manada sıkıntıları var ama bu sıkıntıların aşılması konusunda da çabalar veriliyor diyorum. Son sözleri alacağım. Hakikaten çok konuşacaklarınız var ama programın da sonuna geldik. Evet Taner Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi ilerleyen günlerde tekrar konuk ederiz. Çok değerli İnşallah. Fikirleriniz var. Son neler söylemek istersiniz? Ben de teşekkür ederim. Sizinle başkanım olmaktan çok mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Gerçekten Türk futboluna, Türk sporuna yapılması gereken şeyleri konuştuk. İnşallah bunlar olur. Temenni olarak geçiyor. Eleştiriler olacaktır. Eleştiri olmazsa başarı yakalamak zordur. Biz de insanların kişiliklerine ve karakterine dokunmadan seviyeli bir şekilde eleştiri yaptığımıza inanıyorum. İnşallah güzel yarınlar bizi bekliyordur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet sevgili başkanım sizlerden abi, de. Çok teşekkür ederim. Hocamla program yapmak bu ikinci programımız olur. Çok büyük keyif. Sağ olsun çok güzel fikirlerini bize paylaştın. Şimdi Ankara'nın dertleri de dertlenmek, sorunları dertlenmek gerçekten yani büyük keyif alıyorum. Çünkü neden? Sporu seviyoruz. Ankara'yı seviyoruz. Spor camiasını seviyoruz. Dolayısıyla inşallah yani bu söylediklerimizden, bu anlattıklarımızdan bir nebze olsun, bir katkı sunabilirsek Ankara spor camiasına bundan çok büyük mutluluk duyarız. Biz Ankara'nın çok daha iyi yerlerde spor camiasında, sporun efendime söyleyeyim gelişmesi noktasında ve büyümesi noktasında çok daha önemli misyonlara yüklenmesi gerektiğine inanıyorum. Kesin. Mesela bir olimpiyat düzenleme hayalinden bahsedersiniz sevgili abicim. Bununla ilgili de Ankara'da Ankara başkenti olarak mutlaka üzerine düşeni fazlası yapacağına inanıyorum. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz varsa, hatamız varsa da şimdiden affola diliyoruz. Ankara'da doğru işler yapılırsa tüm Türkiye kazanır diyoruz. Evet bir teşekkürü de Klas Spor TV ekibine sunmak istiyoruz. Gerçekten olağanüstü gayretler yapıyorlar. Bugün de rejide Mert ve Ayça Canhıraç çalıştılar. Bülent Atlas da gerçekten gecesini gündüzüne katıyor. Ankara'nın artık sesinin daha gür çıkması lazım. İlerleyen dönemlerde Klas TV çok daha güzel projeler imza atacağından şimdiden yavaş yavaş müjdesini vermekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Bu adımları da görüyoruz. Evet görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız diyorum. Ülke sporu ve gençliği için. Bir şey daha söyleyeceğim ona bitirmeden.
Şimdi hep söylüyorsun söylüyorsun da hep diyorsun ya işte başkanımın çok emeği ver onun. Ali abicim senin de Ankara amatör spor camiası için, Ankara amatör spor kulüpleri için, Ankara TÜFAT il şubesi için, saha komiserleri için, futbolcu kardeşlerimiz için o kadar büyük emeğin var ki, o kadar büyük çalışmaların var ki. Yani bunu da ben bunu da ifade etmek istiyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Çok doğru. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok teşekkür yani, ediyorum. İyi ki sizler de var. Evet sevgili Klas Spor TV izleyicileri, Bir Spor Ankara programına daha son noktayı koyuyoruz. Gelecek hafta Perşembe günü aynı saatte buluşmak üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum.